Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Keyifler nasıl? Bugün yine sıra dışı bir konuğumuz var. Yine çok tartışılacak konuklarımızdan birisi. Ben bilmiyordum, kendisi aynı zamanda benim seyircimmiş, az önce öğrendim. Bu arada ses sıkıntısı falan yok değil mi? Merhaba Mete, sen de ses verebilir misin Metehan? Merhabalar Metehan Uluman. Gerçekten de öyle yıllardır yayınlarınızı takip ediyorum. O yüzden biraz heyecanlıyım sizinle burada. Böyle bir yayın yapma şansı benim için büyük bir olay. Denk Çok geldi teşekkür ederim. diyelim. Ben takip ettiğini bilmiyordum açıkçası. Şimdi az önce şey yaptım, yani öğrendim onu da. Ses falan, sesli sıkıntı yok değil mi? Tamam. Gayet iyi abi, sesler demişler. O zaman yavaştan konuya girebiliriz arkadaşlar. Çünkü zaten 5 dakika boyunca bir giriş yaptık. Arkadaşları daha fazla bekletmeyelim. Zaten yayına da geç başladık. Şuradan seviyelere bakayım. Tamam, seviyelerde sorun yok. Metehan, sen Özgür Duran'ın, Özgür Duran'dı değil mi? Bak, Kadir Şeker'i hepimiz biliyoruz ama Özgür Duran'ın ismini bilmiyoruz. Hatta ben insanlar bilerek aslında Özgür Duran'ın avukatıyla yayın ya demedim. Kadir Şeker'in öldürdüğü şahsın avukatıyla dedim. Çünkü Kadir Şeker deyince herkes tanıyor bugün. Ama Özgür Duran'ı Evet. hiç kimse tanımıyor. Tanıyan varsa da ya o zaten uyuşturucu bağımlısının tekiydi vesaire deniyor. Ben kendisini tanımıyorum açıkçası. O yüzden kendisiyle ilgili negatif ya da pozitif bir şey diyemeyeceğim. Bu olayın benim üzerine gitmemin tabii ki özel bir sebebi var. O da şu. Biz arkadaşlara hep şunu deriz. Sol gerici masal team deriz. Yani bu tabii ki sağ gericilerin de aynısı var. Ancak sol gericilerin elinde o kadar güçlü bir medya gücü oldu ki, propaganda makinesi oldu ki hiç kimse bunların karşısına çıkamıyorlar. Bir. İkincisi de bunlar tamamen mantığa ve hatta kamera görüntülerine bile bazı durumlarda aykırı olsa dahi öyle masallar tekrarlıyorlar ki insanlar buna inanıyor. İnsan buna inanmakla kalmıyor. Kalmayıp dizilere bile konu oluyor. Sizin bu Kadir Şeker olayınız da birkaç diziye konu oldu. Bunun ilgili sen de söz hakkı istedin. Sanırım kimse sana, yani sana fazla söz hakkı da verilmemiş medyada anladığım kadarıyla. Evet. Bununla ilgili şimdi açıklama yapacaksın anladığım kadarıyla. Yanlışları düzelteceksin. Umuyorum güzel bir yayın olur. Buyur. Çok teşekkür ederim. Öncelikle o konuya bir değineyim, söz verilmedi konusuna. İlk günden beri bakıyorsunuz, avukatlarından şahsı tanıyanlarına, lise arkadaşlarına kadar gitti hatta. Sanığa yakın kim varsa, Kadir'e yakın kim varsa çıkarıldı, söz verildi, anlatıldı. Fakat diğer taraftan Özgür Duran'ın ismi bile çok doğru söylediğiniz gerçekten kimse tarafından bilinmiyor. Özgür Duran dendiği zaman bugün bir motif oluşmuyor akıllarda. Özgür Duran'ın annesine söz verilmedi. Kardeşi Remzi'ye söz verilmedi ki Remzi Reşit dahi değildi olay gerçekleştiğinde. 5 Şubat 2020 yılında olay gerçekleştiğinde Remzi daha 17 yaşındaydı. 17 yaşında abisini kaybetti ve sesini kimseye duyuramadı. Zaten bu belirttiğiniz bazı oluşumlar da o kadar güzel bir şekilde bunu yönlendirdiler ki kendilerine sahte bir kahraman yaratmaya çalıştılar. Müsaadenizle ben öncelikle olayı anlatmak istiyorum. Şimdi bu olay 5 Şubat tarihinde parkta, genelliyorum, olayın zaten detayına gireceğiz. Tabii. Parkta sevgilisiyle tartışan bir kişi yanlarına gelen biri tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Olayı aslında bu şekilde bir daraltabiliriz. Fakat bunu genişlettiğimiz zaman insanlar öyle bir genişlettiler ki bunu. Bu şahıs uyuşturucu madde etkisindeydi dendi. Ki bunları ben sadece o kanal bu kanal değil, ulusal medyada yer alan şeylere dayanarak söylüyorum. Uyuşturucu maddesi etkisindeydi dendi. Kadını darp ediyordu dendi. Bıçak ölen Özgür Duran'a aitti dendi. Eğer Kadir oraya gitmeseydi kadın ölecekti dendi. Onu hep Dendi de diyorlar zaten. dendi. O dizilerde falan da deniyor. En son Mahkum dizisinde gördüm işte bizim. Yapmışlar onu. Evet. Hatta yargı dizisinde de Onda da vardı. mı vardı? Yargı, evet, yargı dizisinde de işleniyor. Çünkü insanların aslında çabaları genel olarak bu popülizm. Popüler olan ne varsa tüketelim. Gerçek önemli değil. Orada bir insan öldü. Peki ailesi, kardeşi, annesi bunlar önemli mi? Hiç önemli değil onlar için. Onlar için önemli olan tek şey sadece bize olan getirisi. Şimdi size de burada ben buna zaten inanıyordum. Eğer böyle bir yayın yapılacaksa takip ettiğim için de sizi biliyorum. Bunu sizin yapacağınızı ben biliyorum. Neden? Çünkü bu taşın altına eli koymak için cesur olmak lazım. Sizin bir çekinceniz bir şey yok ama bize yayın yapacağını, aileye bir mikrofon uzatacağını söyleyen birçok kişi
aradan belli bir vakit geçtikten sonra artık işi bir kenara itmeye başladı. Neden? Nedeni çok basit. En ufak bir şekilde bile bunu çıtlattıkları zaman medyada bir olumsuz dönüş olabilir diye. Ama biz bugün belgelerle konuşacağız. Böyle sağdan soldan duyduğumuz veya işimize gelen rant odaklı cümlelerle değil, tamamen belgelerle konuşacağız. Şimdi müsaadeniz varsa sırayla gidelim. Tabii ki. Medyada yayılan yalanları sırayla gerçeklerini ortaya koyalım. Bir, dendi ki bıçak Özgür Duran'ındı dendi. Kadına karşı şiddeti en sona koyuyorum. Ona zaten öldürücü vuruşu yapacağız orada. Bıçak Özgür Duran'a ait dendi. Fakat ifadesine baktığımız zaman Kadir'in bıçağı ben internetten tesbih gibi oynamayı sevdiğim için aldı diyor. Bu çok önemli. Bak, bıçağı ben köy yerinde şununla bununla uğraşıyorum diye değil. Veya bıçak kültüren Türk kültüründe de vardır bu. İslami kültürde de var. Bıçak sünnet olarak taşınır derler. Bıçak taşıma kültürü vardır ama o küçük bir çakı şeklidir. 23 santim uzunluğunda bir bıçak değildir. 23 santim uzunluğunda olduğu da bu arada belgeli herhalde. Evet, Çünkü o da meyve bıçağı belgeli. falan diyorlardı da. Hayır, hayır. Meyve bıçağıyla uzaktan yakından alakası yok ve bu belgeli derken şuna dayanarak belgeli diyorum ben size. Bu bıçak hakkında soruşturma açıldı ve tahkikat tamamlandı. Yani bu bıçak 6136 sayılı kanunun 4. maddesine aykırı, taşınması yasak. Siz bu bıçak taşıması yasak olan aletlerden, siz bu bıçakla bir polis aramasında karşı karşıya geldiğiniz zaman hakkınızda işlem yapın. Öyle meyve bıçağıydı, elma soyuyordum. Bunlar gerçeği yansıtmıyor. Bu haberleri kimin yaptığı da zaten ortada. İkincisi, bu konu zaten çok net. Meyve bıçağı olmadı. Çünkü bıçağın ben kendi profilimde videosunu da paylaştım. Bıçağın markasını burada vermiyorum. Lüks bir markanın, öyle yoldan sağdan soldan geçen birinin alamayacağı bir modeli. Ve bıçağın özelliği direkt olarak karşısındaki rakibi öldürmeye yönelik. Bıçağın birebir aynısının ben kullanış amacını ortaya koyan bir tanıtım videosunu koydum. Kendi paylaştıklarım için. Şeyi soruyorlar chatten. Sustalı ya da kelebek diye tanımlayabilir misin? Sustalı. Sustalı. Zaten direkt olarak sustalı diye tanımlanan bir bıçak. Onun da raporlarla ortaya konmuş bir şey bu. Kelebek dediğimiz o kenarlardan açılan türde değil arkadaşlar. Bıçak tek hamleyle çat diye açılan bıçaklardan. Zaten hani bilmiyorum belki yine görmüşsünüzdür. O bıçağın tanıtım videosunda da tanıtırken zaten öldürmeye yönelik olduğuna dair bazı emareler sunuyor. Öldürmeye yönelik kapanmaz ve 150 kiloya kadar kaldırır. Yani çünkü bıçak direkt olarak bu iş için tasarlanmış. Şimdi bıçak konusunu geçiyorum. Bunu zaten belgelerinde koyduk. Merak edenler de bakabilir. Bunlar paylaşıldı. İkinci husus, bu bıçağı bıçaklama işleminin yere düşerek mi yoksa üzerine giderek mi, yani bıçakla birlikte mi geldi Kadir oraya yoksa bıçağı son anda can havliyle bir anda cebinden mi çıkardı? Şimdi bu husus aslında bizim Yargıtay'ın verdiği kararda da değinmedi diyoruz. Nasıl değinmedi? Onu açıklayayım ben size. Ayşe Hanım orada darp edildiği söylenen Ayşe Hanım verdiği ifadesinde bıçağı tam anlamıyla tarif ediyor. Hatta savcılıktaki keşifte şöyle bir bıçaktı şeklinde eliyle de gösteriyor bıçağı. Siyah, siyah bir bıçak, siyah saplı, uzun bir bıçak ve şu kadar. Özür dilerim. Ayşe Hanım'ın o bıçağı bir daha başka bir yerde görme imkanı yok. Ayşe Hanım'ın o bıçağı medyada görme imkanı yok çünkü olay gerçekleştikten sonra alınan bir ifade bu. Ayşe Hanım o bıçağı orada görüyor ve Kadir'in oraya bıçakla geldiğini ortaya koyuyor. Peki bıçakla geldiğinde ne yaptı? Zaten ifadelerine baktığımızda Ayşe Hanım'ın buna da değineceğim ifadelerini değiştirdiği söyleniyor. Çünkü biz ne kadar belgeleriyle ortaya koyarsak koyalım hep yeni bir yalan ortaya atılıyor. İlk dediler ki oraya geldiğinde bıçak o bahsettiğim yalanlar. Elinde bıçak yoktu, cebinden çıkardı. Ayşe Hanım'ın ifadelerine bakıyoruz. Geldi ve elinde usul usul bıçağı sallayarak ne yapıyorsun sen? Niye buradasın? Karın mı? Evet, yüzük gösterilir. Eşin mi? Nikahlı eşin mi? Şeklinde sorular sorarak aslında Özgür Bey tahrik edildi. Aslında Özgür Bey'in hiç değinilmeyen bir konu var orada. Erkeklik gururu sevgilisinin yanında ayaklar altında. Hani Kadir niye böyle bir eylem gerçekleştirmiş? Özgür belli ki bir hareket yapmış. Peki Özgür Duran'ı tahrik ederek Kadir'e saldırmasını, eli bıçaklı birine saldırmasını sağlayacak olay ne? İşte bu. Tam olarak bu. Sevgilisinin yanında
eli bıçaklı biri gelip Özgür Bey'i küçük düşürdü. İkincisi, Özgür Duran'ın 19 ayrı suçtan sabıkası olduğu söylendi. 19 ayrı suç ve suçları da yazmışlar. Uyuşturucu ticareti, yağma vesaire. Arkadaşlar, bu suçlardan uyuşturucu ticareti zaten alt sınır 10 yıl olan bir suç. Yani 32 yaşında birinin 19 suçtan bu şekilde ağır cezayı gerektirecek suçlardan, katalog suçlardan ayrı ayrı sabıkasının olarak dışarıda olması, ya kusura bakmayın, akıl mantık almayan bir durum. Zaten gerçekte değil. Özgür Bey'in peki sabıkası var mı? Var. Neyden var? Ben size onu söyleyeyim. Uyuşturucu kullanma. Bana bir fotoğraf... Ha, o evet, atmıştım. Göndermiştim. Evet. Orada da göreceksiniz zaten. Kendisi bu illetten ne kadar kurtulmaya çalışsa da bırakamıyor. Çünkü kimsenin başına gelmesini istemem. Gerçekten çok zor. Sigarayı bırakmak bile böylesine zorken uyuşturucu illetini bırakmak kat kat daha zor. Bırakmaya çalışıyor mu? Açayım mı şimdi? İstersen açabilirim. Çok mutlu olurum. İsterseniz bir gösterin. Bakın burada Özgür Duran kendi mahallesindeki, semtindeki bir kardeşiyle, bir çocukla oturmuş ve hayatınıza sadece insanların girmesine izin verin. Eğer benim gibi uyuşturucuyu sokmayın arkadaşlar, inanın hayatınız biter. Cümle biraz devrik. Cümle biraz anlaşılmakta zor ama gerçekten objektif bir şekilde baktığınızda Özgür'ün uyuşturucudan artık bırakmak için çabalayan biri olduğunu görürsünüz. Ha, uyuşturucudan dolayı sabıkada nasıldır? Siz denetiminizi bozarsınız. Hakkınızda tahkikat yok. Serbest bırakılsınız, bunun için AMTM'ye gidersiniz, başvurursunuz, gerekli işlemleri yaparsınız. Bu uzun bir süreç. Ama bizde bir de sabıkayı silme olayı vardır. Belli durumlar gerçekleştiği zaman siz o sabıkanızı, adli sicil kaydınızda gözüken sabıkaları silebilirsiniz. Özgür Bey bunları da yapmadı. Bunları üst üste koyup zaten 19 diye bir sayı, öyle bir şey yok. Uyuşturucu... 19 benim ki. 19 benim. Evet. O reise hiç girmiyor. Suç makinesi olan ben oluyorum bu durumda. O öyle zaten bir durum yok. Şimdi özür dilerim. Diğer taraftan baktığımızda böyle bir sayı uyduruluyor. Herhalde inandırıcı olsun diye de asal sayı, tek sayı bir seçelim demişler. Ama bu da ellerinde kaldı. Bu da ortaya kondu. Başka bir olay. Şimdi baktığımız zaman bıçağı tespit gibi oynamak için aldım. Buna değindik. Darp raporuna geleceğim. Çok önemli bir husus. Şimdi buraya çok dikkat. Her şey insan için. Gerçekten suçlar da insan için. Yapılması gereken eylemler. Böyle bir menfur eylem gerçekleştirdim. Genelliyorum. Bu eylem gerçekleştikten sonra böyle istenmeyen bir sonuç ortaya çıktı. Şahıs yerde can çekişiyor. Değil mi? İyi niyetli bir insan ne yapar? Ambulans çağırır. Bravo. Ambulans çağırır veya hemen gidip tampon yapar. Niye? Öldürme kastı yoktu. Öldürme kastı olmayan iyi niyetli bir insan hemen ben panik halinde bir suç işledim. Ben sinirime yenik düştüm ama bu şahıs ölmeyi hak etmiyor der ve bir harekete geçer. Bu harekete geçmeyen sanık arkasını dönüp gitmek yerine de, bunu tanık ifadelerine dayanarak söylüyorum, yerde can çekişen Özgür Duran'a tekme atıyor. Tekme atıyor. Bu tekme atıldığı ifadesini veren şahıs duruşmada gelerek ifadesini değiştirdi. Ben öyle demek istememiştim dedi. Şimdi polis tutanaklarına baktığımız zaman bazen gerçekten polis ifadenizi alır. Siz zaten, sizler de bunu biliyorsunuz. Polis bazen ifadeyi yanlış geçer. Siz de o anın verdiği stresle ha dersiniz ya, tamam imzalayayım da çıkayım. Okumazsınız bile. Ve o ifadeyi mahkemede düzeltirsiniz değil mi? Evet. Ama bu şahıs kendi el yazısıyla ifadesini yazmış, doldurmuş, kendi doldurmuş olduğu el yazısında bu ifadelere yer veriyor. Şimdi kendi doldurmuş olduğun, el yazısıyla yazmış olduğun ifadede eğer sen velev ki böyle bir şeyi kastetmediysen, ben orada samimiyete inanmam. Ben orada neye inanırım? Hayatın gerçeklerine inanırım. Bu şahıs Konya'da ikamet ediyor. Özgür Bey'in ailesi Antalya'da ikamet ediyor. Şimdi Konya'da ikamet eden şahıs var, Konya'da ikamet eden sanık var ve çok alakasız bir şekilde değişen ifade var. Yorumu ben sizlere bırakıyorum. Bu bir. Tekme attığını kendi el yazısıyla polis ifadelerine belirten şahıs, ardından da lanet olsun şeklinde bir hareket yapıp gittiğini belirtiyor.
Burada iyi niyetten bence söz edemeyiz. Bunu hadi kaderi bir kenara bırakın. İyi niyetli biri zaten bunu yapmaz. İki, sahada top oynayan 14 yaşında bir çocuk var. 14 yaşındaki çocuk Ayşe Hanım'ın ambulans ambulans şeklindeki çığlıklarını duyup koşarak geliyor ve çocuk ifadesinde diyor ki ben diyor yerde can çekişmekte olan bir adam gördüm. Tişörtümü çıkardım. Yaraya gidip tampon yaptım. Hala can çekişiyordu. Hastaneye kaldırıldı. Üniversite hastanesinde, Selçuk Üniversitesi'nin kan kaybından öldü. Peki o tamponu Kadir yapsaydı? Yaşardı. Şimdi Kadir, evet Kadir diyor ki ben diyor farkına varmadım diyor. Farkına varmadım. Peki senin adli tıp raporuna bakıyoruz sayın sanık. Baktığımız zaman diyor ki zaten bunu da duymuşsunuzdur. Elinde bir kesik var. Elde bir kesik var. Yani o bıçak öyle şiddetli bir şekilde yönlendirilmiş ki zaten profesyonel de değil bu işin. Elini de kesmiş. Ve polis, inanmayacaksınız buna. Polis o kan izlerini hani dönüp gidiyor ya eli kesik ve bıçaktan damlayan kan. O kan izlerini takip ederek şahsı teyzesinin evinde yakalıyor. Teyzelerin ifadelerine bakıyorum. Teyzelerin ifadelerinde de diyor ki teyzeleri Kadir teyzesi ve teyzesinin kızı. Kadir parkta bir kadının darp edildiğini görmüş. Adamı gitmiş ayırmaya. Adamın elinde bıçak varmış. Adamla boğuşmuş. Yere düşmüşler. Adamın elindeki bıçağı alıp gelmiş. Ve bize 2-3 gün dışarı çıkmayın beni arayabilir şeklinde bir ifadede bulundu diyorlar. Bunu teyzesinin ailesine söylüyor. Beraber kaldığı kişilere. Olaya bakıyoruz. Bıçaklanan öldürülen bir adam var. Ve tekmeleyip giden bir sanık var. Ambulansı aramıyorsun. Yardımcı olmuyorsun. Ve iyi niyetli olduğundan bahsediyorsun. Kimse kusura bakmasın. Burada bu şahsın iyi niyetli olduğunu düşünmek Çarşamba günleri kırmızı kar yağacağını düşünmekle aynıdır benim için. Başka bir ifade daha var. İfadede hatta hanımefendiyi öyle bir ablukaya almışlar ki hemen yüzünü sansürleyip bir yayın yaptılar. Tanık konuştu şeklinde. Tanık ifadelerde bulunuyor. Aynı şekilde duruşmada da ifadelerde bulundu. Ve biraz üstüne gidince orada bir kırılma yaşadı. Yaşadığı kırılmada ne? Ben ilaç kullanıyorum. O an çocuğumla ilgileniyordum. Söyleyeceklerim bu kadar. Aslında olayı da pek dikkatli izleyemedim. Evet, olayı sen dikkatli izleyemedin. Bizim meraklı bir yanımız vardır. Meraklı bir milletiz. Bir olay oldu mu görürüz ama sen olayı dikkatli izleyemedin. Çünkü sen aralarındaki 15 metrelik mesafeyi dahi 60 metreye çekebilecek durumdasın. Kusura bakmayın. O tanıklık gitti. Olayın en yakın tanığı kim? Ayşe Hanım. Şimdi bu mor çatılı derneklerimiz işlerine geldikleri zaman Ayşe Hanım'ın ifadeleri hoşlarına gidiyor. İşlerine gelmediği zaman da ya ifadelerini değiştirdi diyorlar. Biz hepsini ortaya koyduk. En son ortaya atılan yalan bu oldu. Dediler ki ifadelerini değiştirdi kadın. Kadın ifadelerini değiştirmedi. İkinci celseye çıktığımızda ben bunları tahmin ettim. Evet biraz gencim ama takip ediyoruz. E ben bunları takip ettim. Ve bunu yapacakları çok netti. Duruşmada özellikle istedim. Başkanım, lütfen ifadeleri inceleyelim ve Ayşe Hanım'a özellikle soralım. İfadelerini değiştirdim. İncelendi. Ayşe Hanım dedi ki ben ifadelerimi asla değiştirmedim. Duruşma başkanımız da kıymetli. Ağır ceza başkanımız. Evet, ifadelerini değiştirmedi. Husus ortadadır diyerek devam etti. Kadına karşı şiddet. Geleceğim. Bir şey geldi aklıma, ona da değineyim. Kadir son çare olarak diyor ki ben son çare olarak öleceğimi hissettim. Bunu duymuşsunuzdur büyük ihtimalle. Öleceğimi hissettikten sonra boğazıma sarıldı. Cebimden bıçağı çıkardım ve salladım. Birincisi bıçak sallanmıyor. Bıçak dik bir şekilde havale edilmiş. Kalbe girmiş. Bu bir. İkincisi darp raporuna baktığımızda sanığın bu da paylaşıldı. Basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif. Basit tıbbi müdahale. Neden? Orada baktığımız zaman hukuki dil kullanmayacağım herkes anlayabilmesi için. Yaralama olarak gözünün çevresinde hafif bir morluk, boğazında hafif bir kızarıklık var. Peki boğazı sıkılmış mı?
boğazının sıkıldığına dair bir ibare de yok. Orada belirtilen şey boğazı sıkılmış olabileceği gibi atılan yumruklar ve boğuşma neticesinde yüzükle o yaranın oluşmuş olabileceği. Gerçekten mantıklı çünkü siz elinde bıçak olan birinin boğazına sarılamazsınız. Büyük ihtimalle ya elini savurdu boğuşmada çizildi ki boğaz şu da çok önemli. Çizik boğazına sarılmasıyla oluşabilir diyor ama birinin boğazına sarılırsanız o sivri bir şekilde geçer. Elini uzaklaştırırken çizer ama burada çizik daha üstte ve Özgür Bey fiziksel olarak daha zayıf. Çok daha zayıf. Yaklaşık 10-15 santim, 10, 14 santimlik bir fark olması lazım aralarında. Ve sol tarafında bir çizik var. Şunu gözden kaçırıyorlar. Ben sağ elimle birinin boğazına sarıldığında evet sol tarafında bir çizik olur. Doğru. Tırnaklarım çizer. Ama Özgür Bey solak. Özgür Bey solak. Yani bunu da kenara. Aslında öyle can havlinden hareket ettiğim şeklinde bir şey diyor. Basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde yaralanma. Ben size basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek ölçüdeki yaralamayı da söyleyeyim. Mübeyyen Hanım bu yapılan propagandalardan sonra sokak ortasına darp edildi. Bir kadın, bir anne, oğlunu kaybeden bir anne bu yalan haberlerin neticesinde sokak ortasına darp ediliyor. Ve raporuna baktığımızda basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek şekilde bir rapor düzenleniyor. Buna rağmen ertesi gün yine evlere temizliğe gidiyor. Bu kadın bu şekilde geçinmeye çalışıyor. Bu kadının şu an hayatı bitti. Bu kadın hakkında oluşan ön yargı kırılamıyor. Umarım sizin bu göstermiş olduğunuz cesur, yürekli tavır neticesinde biz bu ön yargıyı kıracağız. Remzi'ye geliyorum aynı zamanda. Remzi, bu yayını aslında bu yayınları yapmamızın beni fişekleyen sebep de oldu yoksa 2,5 yıldır sessizliğimi koruyordum. Ama Remzi o tahliye kararı çıktığında abi yeter artık. Ben adalete karşı olan inancımı yitirdim. Demek ki artık başka bir şey yapmamız lazım ilgilerini çekmek için. Ben Yargıtay'ın önüne giderek kendimi yakacağım dedim. Samimi söylüyorum size. Kendimi yakacağım dedi ve annesi de gerçekten gidiyor şeklinde bir ifadede bulununca Remzi dedi biraz sakin ol. Bizim ülkemizde yürekli insanlar da var. Elini taşın altına koyacak insanlar da var. Çok sağ ol. Şu an büyük bir mutlulukla sesini duyurduğuna dair inancıyla şu an bu yayını takip ettiğine inanıyorum Remzi. Umarız daha fazla yayılır o zaman. Daha fazla yayılması gerekiyor çünkü neden biliyor musunuz? Benim Remzi de 14 kafamda yaşında bir sebep var. Önce sen söyle sebebi, sonra ben kendi açımdan olan sebebini söyleyeyim. Peki. Remzi 14 yaşında Türkiye Kupası'nda U14'te en değerli oyuncu seçilen bir kaleci. Futbolculuk hayali var. Okulundan uzaklaştırmak zorunda kalıyor. Uzaklaştırılıyor. Futbol kulübüyle ilişkinin kesilmesi noktasına geliyor. Uzaklaştırılıyor. Futbol hayatı bitti. Remzi şu an kendi ve annesinin geçimini sağlamak için bir ismini vermeyeceğim. Bir yerde çalışıyor. Bir restoranda çalışıyor. Öyle söyleyeyim. Kendi geçimini sağlamak için. Üniversite hayali var. Okumak için cayır cayır yanıyor ve gerçekten yazıldı da derslerini vermek için de azami gayreti gösteriyor. Bu çocuğun hayatı bitti. Ben söyleyeyim. Bunu toparlamak için aslında çabalıyorum. Mübeyyen Hanım kendisi temizliğe giderek geçimini sağlayan bir kadın. Şu an oluşan önyargıdan dolayı sokakta darp edildiğini söylüyorum ben size. Şimdi ben biraz da meraktan sizin ne diyecektiniz acaba? Benim de bu olayın üstüne çok fazla gitmemin sebebi genelde şey diyorlar işte faşist olduğu için gidiyorsun falan ya da işte kadın düşmanısın o yüzden. Bu arada bize kadın düşmanı diyenler yani ben ilk baştan beri zaten bu tür olaylara şüpheci yaklaşıyordum. O zaman kadın düşmanı diyorlardı. Daha sonra bu hani hayatı kurtarıldı denilen kadın ifadesi tabii onların istediği gibi olmayınca bu sefer de kadına saldırmaya başladılar. Bu kendilerini Evet. kadın koruyucusu ilan edenler. Benim sebebim şu. Şu anda bu sol gerici masal timin, sol gerici masal takımının eline öyle bir büyük bir güç verilmiş ki yarın bir gün tabii bu insanlar beni de sevmiyorlar, seni de sevmiyorlar. Bu kişilere karşı olan hiç kimseyi sevmiyorlar. Ve şunun farkındalar. Yarın bir gün beni sevmedikleri için benim üstüme bir tane kadın yollasalar, bir ara sokakta kimsenin görmediği bir yerde o kadın beni bıçaklasa, öldürse, ondan sonra da dese ki beni taciz ediyordu, bana tecavüz ediyordu, kendimi zor kurtardım. Böyle de bir ifade verse. Ortada hiçbir şey olmasına gerek yok.
Ortada Evet. hani bazen şey oluyor ya filmlerde falan yalandan bir darp izi falan yap. Hiçbirisine gerek yok bak. Yalandan bir darp izine bilmem ne hiçbirisine gerek yok. Ondan sonra bu olduğu anda sol gerici ve birçoğu da bölücü olan, tabi hepsi öyledir demiyorum. Birçoğu popülist, yani birçoğu sizin söylediğiniz gibi opportunist. Buradan işte nemalanmaya çalışan insanlar ama bunu esas bu hikayeleri esas uyduranlar sol gerici ve bölücü örgütler. Zaten dikkat etmişsinizdir bu tecavüz veya taciz iftiralarında suçlu daha doğrusu sanık diyelim hep şey olur ya asker ya polis öyle bir şey olur. Kendi işlerinde kendi örgütlerinde bu şeyler yaşandığı zaman örterler. Neyse ona gelmek Evet. istemiyorum ama benim esas söylemek istediğim şu. Bu propaganda makinesi yüzünden yarın bir gün bu şekilde bir kadın beni bıçaklasa ve ben ölsem ve dese ki işte bana tecavüz ediyordu. Öyle bir çalışıyorlar ki yani bir noktadan sonra o kadın kahraman ilan edilir. Ben tabii ki öldüğüm için kendimi savunamayacak durumdayım. Ben sapık ilan edilirim. Herkes der ki iyi ki ölmüş gebermiş. Aynen sizin durumunuzda olduğu gibi dizilerde falan da işte o İsmail Hacıoğulları falan konuşurlar. İşte bir sapık öldü de bilmem ne de kadın hakları vesaire işte kahraman kadın herkes böyle karikatürlerini falan çizer. O işte bölücü bazı dergiler var. O dergilerde karikatürlerini çizerler, kapaklara koyarlar. Kahraman falan diye. Ondan sonra işte kendisine feminist derneği diyen bazı dernekler ki bunlara karşı olmak kesinlikle kadın haklarına karşı olmak değildir. Çünkü senelerdir ben küçüklüğümden beri, benim çocukluğumdan beri kadın hakları dernekleri mevcuttur. Bunların özellikle işte kız çocuklarını mesela okutmak ya da işte Cumhuriyet kadınlarını tanıtmak vesaire bu tür zaten örgütler vardır. Bu tür dernekler zaten vardır. Bu tür işte kendisine feminist diyen son dönemde türeyen ama bununla alakası olmayan çok fazla dernek ortaya çıktı ve bu derneğin amacı da bu tür olayları kullanarak kendilerine propaganda makinesi sağlamak ve bizim gibi kendilerine karşı konuşan insanları da faşist ya da kötü adam ilan etmek. Ve şu anda bunların yani biz kafamız çalışmadığı için yani ben hep şunu söylerim. Kötüler çok güçlü dünyada sadece Türkiye değil. Dünyayı kötüler yönetiyor. Neden? Çünkü aptal insanlar çok. Aptal insan Öyle. derken kendisi şu bakımdan hakaret olarak da söylemiyorum. Gerçekten yani aptal genelde hakarettir ama ben hakaret olarak da görmüyorum bunu. Düşünmeyen duygularıyla yani mantığıyla değil de duygularıyla hareket eden koyunlar. Bu insanlara gene koyun derken gene hakaret olarak söylemiyorum. Çünkü koyunun da bir özelliği vardır. Koyun Kurban Bayramı'nda toplarsınız 10 tane 20 tane koyun. Yanındakinin kafasını kesilirken koyun bön bön bakar. Ta ki kendi kafası kesilene kadar. Kendi kafası kesildiği zaman aklı başına gelir. Kendi kafası kesildiği zaman bağırmaya başlar. Ama etrafındaki koyunlar da ona bön bön bakarlar. Maalesef şu anda ben durumu böyle görüyorum. Açık bir şekilde defalarca yani bu Kadir Şeker olayı ilk değil. Ve dediğim gibi ben şu anda hala daha tarafsızım. Ama ben yani kim haklı kim haksız benim için önemli olan o da değil. Kimin doğru söylediği kimin doğru söylemediği benim için önemli olan o da değil. Benim için önemli olan böyle bir propaganda makinesinin bu şekilde etkili bir şekilde bir tarafa yönelik her seferinde de çalıştırılabilmesi. Ve her zaman için bir tarafın haklı olması. Öldürse de onlar haklı, ölse de onlar haklı. Yani diyorum ya işte kadın sevgilisinin kafasını kesiyor. Kadın sevgilisinin kafasını kesiyor. Ve sevgili olduklarına dair birçok işte WhatsApp mesajı, fotoğraflar vesaire vesaire her şey var. Ama çıkıp diyor ki ve tanıklar da var. Her şey var. Ama çıkıp diyor ki bana tecavüz etmeye çalıştı. O yüzden öldürdüm. O yüzden kafasını kestim. Herkes alkışlıyor. Karikatürleri yapılıyor. Resimleri çiziliyor. Feminist dernekleri bayraklarda taşınıyor. Kadın hakları yürüyüşlerinde, feminist yürüyüşlerinde fotoğrafları. Yani bu bir örnek. Bununla ilgili o kadar çok örnek var ki bu propaganda makinesinin önüne geçmemiz lazım. Ve bunun sadece nasıl öne geçebiliriz? Kafamızı çalıştırarak. Başka hiçbir bunun şeyi yok. Yani zorla da olmaz bu iş. İşte onları susturmakla da olmaz. Mesela hükümetsin onları susturmakla da olmaz. Hayır, insanları bilinçlendireceksin. Benim bu tür yayınları yapmamın amacı bu yani. İnsanlar bilinçlenecek. Bu tür insanlara karşı kafamızı çalıştırarak, eleştirel düşünerek, kendi mantığımızı kullanarak, popülistliği değil de mantığı kullanarak şey yapabiliriz anca. Şunu da ekleyeyim o zaman sizin Durdurabiliriz. bu Tabii ki. söylediğinize.
Tabii ki. Bu haber bana geldi. Teyit edemediğim için ismini vermeyeceğim oluşumun. Ancak orada adliyenin önünde hatırlarsınız bu celse aralarında, özür dilerim, celse aralarında. Celseler devam ederken girişlerinde ve duruşmaya çıkışlarında hep bir kalabalık vardır. Kadınlar orada sloganlar atarlardı ve bunlar direkt olarak televizyona yansırdı. İşte adalet istiyoruz, kadın için adalet vesaire, şöyle kadını kurtardı. Bana gelen haber, oraya kelle başı, yani ifade jargonu böyle olduğu için söylüyorum. Kelle başı 24 lira 2020 yılında adam toplayarak getirdikleri. Ve bunu yapan dernek şu an kapatma davasıyla yüz yüze Çağlayan Adliyesi'ne devam ediyor davalar. Ha, kadın hakları konusunda ben yani bunu söylemem ne kadar doğru bilmiyorum. Ben elimden geldiğince zaten bir avukat olarak, avukatların da aslında mesleğinin bir kısmı budur. Haksızlığa karşı durmak bizim işimiz. E şimdi bakıyorum mesela, kendi baroma bakıyorum. Bizim baromuz bu işte çok iyi. Ve barolar gerçekten ellerinden gelen desteği yapıyorlar. Eğer mağdur bir kadın dinleyicimiz varsa sizin de, benim tavsiyem mağduriyetiniz derneklere değil, barolara yapın. Barolar bu işleri çok daha samimi bir şekilde yapıyorlar. Barolar bu işlerden, baronun kadın hakları merkezi, kadına kolları vesaire, sizden gidip de faydalanayım. Bir kadın daha vefat etsin, öldürülsün de ben onu alıp siyasi malzeme yapayım Aynen demez. öyle. Demez. Aynen Ama öyle. bazı oluşumlar var ki, ben şuna da eminim, elleri tetikte bekliyorlar ki ya bir kadın darp edilsin, bir kadın öldürülsün, biz de bunu alalım, kullanalım. Ha. Bununla ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Çok kısa. Şimdi bazen de şunu mesela diyorlar. Gerçekten bazı sapıklar işte sevgilisini öldürüyor veya işte adam karısını öldürüyor. O zaman da çıkıp diyorlar ki işte bak bu da mı doğru değil? Ya ne alakası var? Bizim için önemli olan doğrunun ne olduğu. Yani bu insana tetikte bekliyor. İşte bir kadın aynen sizin söylediğiniz gibi bir kadın darp edilsin ya da öldürülsün. Doğru olup olmaması önemli değil. Doğru olduğu zaman da bunlar. Hatta onlar için daha da iyi. Doğru olduğu zaman da aktivistlik yapıp kendilerine şey yapıyorlar, çıkar sağlıyorlar. Doğru olmadığı zaman da. Yani onlar için buna sansasyonculuk diyorsunuz. Sensationalism deniyor. Önemli olan o yani. Doğru olup olmaması da değil. Yani hangi söylediklerin doğru, hangi söylediklerin yanlış olduğu da önemli değil. Bozuk saat misali yani. Ha, bu da bir çözüm değil ki. Arada sıra doğru söyledikleri zaman bu da mı haksız falan diyorlar. Bu da mı doğru değil falan diyorlar. Neyse buyurun. Bu dernek, çok teşekkür ederim katkılarınız için. Bu derneklerden bir tanesi hatta katılma talebinde bulundu dosyaya. Kadına karşı şiddet olmadığı için reddedildi. Ama hala propagandaya devam. E şimdi en can alıcı kısma geleceğim. Olayda kadına bir şiddet var mı? Şimdi kadının darp raporuna bakıyoruz. Bunları ben dediğim gibi Twitter hesabımda paylaştım. Merak eden dinleyicilerimiz, şu an izleyenler bakabilirler. Kadının darp raporu paylaşıldı. Twitter Tertemiz. hesabıma nereden bakacaklar? İsim olarak. Metehan Uluman. Metehan Uluman Şurada diye yazdıkları yazıyorum. zaman Twitter çıkar. Çıkıyor mu? Çıkar. Tamam. Başka bir Metehan Uluman olduğunu sanmıyorum Tamam. ben. Bu çıkar. Kadına herhangi bir darp yok. Darp raporu tertemiz. Bu bir iyidir. Kadın darp edildiğini söylemiyor. Hatta orada çok olumlu ifadeleri var. Yani diyor ki ben ona git ablacığım hiçbir sorun yok dedim. Ve gitmesi için elinden geleni yaptım diyor. İki. En can alıcısını söylüyorum. Sanık kendi ifadesinde savcı sorduğu zaman keşifte darp edildiğini görmedin doğru mu diyor. Doğru görmedim diyor. Yani sanık dahi ben darp edildiğini gördüm demiyor. Bunu diyen kim? Bunu diyenler o bahsettiğimiz oluşumlar. Evet. Sanık dahi bunu demezken hadi bunu alalım yönlendirin. Kadına karşı şiddet yok. Ve işin garibi, çok garip bakın, bu defalarca ortaya kondu. Yargıtay dahi kadına karşı şiddet yok ama ona da geleceğim şimdi. Haksız tahrikten dolayı indirim yapın dedi. Fakat buna rağmen tabii ki meslektaşlarıma saygım sonsuz. İstedikleri ifadeleri verebilirler. İstediklerini söyleyebilirler duruşma esnasında. Ama buna rağmen mesela meslektaşlarım da argüman olarak hala kadına karşı şiddeti uyguluyorlar, kullanıyorlar. Daha bir garibi mesela bir meslektaşımın ifadesi duruşmada çok enteresan geldi bana. Kadir'in o gün 6 tane avukatı vardı. Birisi de çok kıymetli bir meslektaşım. Çok takdir ettiğim, örnek aldım. Mustafa Ala da, ona da buradan selam olsun. Bizim Konya Barosu Başkanı çok muazzamdır ve ilk günden beri de avukatlığını yapmaktadır.
Orada mesela bir meslektaşımız, bunu tabii ki Mustafa Aldağ için demiyorum, ismini vermeyeceğim meslektaşımızın. Başka bir meslektaşımız dedi ki, Cumhurbaşkanının şu 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 ifadeleri var Kadir Bey. Şimdi siz bu işlere ucundan kıyısından vakıfsınız. Cumhurbaşkanının böyle bir ifadesi var şeklindeki bir savunmanın hukuki olarak niteliği nedir? Yani bir kanun Sıfır. var mı? Ha, sıfır. Bir kanun diyor mu? Cumhurbaşkanı açıklama yaparsa medyaya cezada yarısını atıyoruz. Üçte bir oranında indirim. Yok. Veya yönetmelik var mı? Yok. Genelge var mı? Yok. Peki bu savunmanın amacı ne? Ve Korkutmak. birebir bir şey diyemiyorum. Bunun yorumunu siz yapın. Ben Yani onu avukat biz de kimliğimden olduğu için. yaşadığımız için biliyoruz. Yani Ha. Cumhurbaşkanı böyle düşünüyor, bak ona ters gelmeyin. Bravo. Şimdi bunu ben söyleyemiyorum. Niye söyleyemiyorum? Çünkü avukat kimliğinde başka bir avukat meslektaşımın beyanına asla bir şey diyemem. Onlar istediklerini desinler. Önemli. Ben etik çizgimi ilk günden beri bozmadım. Mesleğimin sonuna kadar da bozmayı düşünmüyorum. Bu bir. Böyle bir ifade var. İki, bakıyoruz Yargıtay'ımız diyor ki hakaret var, küfür var. Bir de Özgür Kadir'in üzerine saldırdı. Burada haksız tahrik indirimi azami olarak en üst şekilde uygulanmadı. Nasıl o da? Kasten öldürme suçunda haksız tahrik indirimini biz uyguladığımız zaman 12 yılla 18 yıl arasında bir ceza tayin ediyor. Çok güzel. Burada ilk derece mahkemesi cezayı tayin ederken dedi ki Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi. Ben dedi kasten öldürme suçuna sana müebbet veriyorum. Bir. Sonra haksız tahrik altında bu suçu işlediğin için indirim veriyorum. 15 yıla indiriyorum. Bakın bu çok önemli. Ne çok, ne azami, ne asgari. Vasat bir indirim verdi. 15 yıl. Sonra 6'da 1 oranında iyi hal indirim, takdiri indirim, iyi hal diyorum öyle bir. İyi hal indirim uyguladı. Ve 12 yıl 6 aya bağladım işi. Fakat Yargıtay dedi ki yok dedi onun bak dedi annesine küfür etmiş. Küfürle hakaretle konuşmuş. Meyalini söylüyorum tabii ki böyle demedi. Hakaretle konuşmuş. Bir de üzerine saldırmış. Bizim buna daha çok indirim yapmamız gerekir. Neden? Ayşe Hanım'ın ifadeleri baz alıyor. Çünkü Ayşe Hanım diyor ki evet Özgür hakaret etti, küfür etti. Peki biz Ayşe Hanım'ın bıçakla ilgili olan ifadeleri neden değerlendirdik? Neden onlar göz ardı edildi? Asıl sorun burada. İkincisi, biz orada savunmamızda da belirttik. Biz eğer küfür, hakaret bunlara maruz kalan bir kişiye ve üzerine silahsız biri saldırdığında, elimizde silah varken öldürdüğümüzde azami hadden bir indirime maruz kalıyorsak daha fazla haksız tahriki gerektiren, örneğin aile büyüklerinden birinin öldürülmesi olabilir bu. Canavarca hisle katledilmesi olabilir. Böyle bir durumlarda nasıl bir indirim uygulayacağız? Burada bir tutarsızlık var. Burada yanlış bir emsal var. Bunu belirttik. Yine de kabul edilmedi. İndirim verildi fakat tahliye edilmedi. Bakın bu da çok önemli. O gün biz oradayken tahliye edilmedi. İtiraz edildikten sonra Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi değerlendirdi ve tahliye etti. Suç ne? Kasten öldürme. Şimdi burada tahliye ile biz artık mahkeme ile ilişkinin kesilmesini karıştırmayalım. Onu bir çok kısa netleştireyim. Tahliye demek artık bu şahsın tutuklu kalmasının bir değeri yoktur. Neden? Deliller toplanmıştır, zaten belli bir rotaya girmiştir, dosya şahsın kaçma tehlikesi yoktur vesaire vesaire. Biz bunu kapalı cezaevinde tutmayalım. Gitsin evinde kalsın. Rahat rahat hayatını yaşasın. Zaten dosya tekemmül etmiş diyor. Peki bizim belli sınırlarımız da var tutukluluk için. Onu da bir kenara koyuyorum. Bizim hüküm özlü diye bir uygulama alanımız var. Hüküm özlü ne? Daha önce duymuş muydunuz? Hüküm özlü ne olduğunu? Hayır. Hüküm özlü şu oluyor. Tutukluluk süresi de olsa bile ilk derece mahkemesi bir eğer hüküm verdiyse hakkında bu verilen hüküm tutukluluk süresinden fazlaysa o kişinin zaten istinaftan veya Yargıtay'dan gelecek olan kararla tutukluluk halini sonlandırmasıdır. Nasıl bir şey bu yani? Benim evet tutukluluk için gereken kanuni sürelerim doldu ama bırakılmıyorum. Neden? Çünkü ilk derece mahkemesi benim hakkımda 10 yıllık bir karar verdi. 10 yıl, 10 ay vesaire ne diyorsanız. O zaman diyorlar ki sen hüküm özlüsün kardeşim diyorlar. Bu içtihatlarla düzenlenen bir müessese. Senin tutukluluk süren de olsa dahi sen burada kapalı cezaevinde kalacaksın diyorlar. O hüküm özlülük hali nedense kasten öldürme gibi bir suçta bozulması yani imkansıza yakındır ben söyleyeyim size o bozuldu. Neden? Bunun değerlendirmesini siz yapın. Twitter sağ olsun. Bir şey Modiye'nin. diyemiyorum şimdi. Siz bunu daha iyi biliyorsunuz. Şimdi burada Ben de tahmin bir ediyorum zaten yani. tabii ki siz de tahmin ediyorsunuz. Ben de tahmin ediyorum. Çünkü
En iyisini bizim mahkemelerimiz bilir ve Tabii onlar ki. ne diyorlarsa biz üstüne bir şey diyemeyiz. Sadece tahmin. Kimseyi zan altında bırakmıyoruz zaten. Tabii. İkincisi, siz orada dediniz ki bunların, bu oluşumların hedef aldıkları yapılar genelde asker, polis, bu tarz güvenliğimizden sorumlu meslekler. Ben size daha garibini sorayım. Bir şeye dikkat ettiniz mi? Medyada bir lakap takıldı ve bu lakap, bu sıfat, daha doğrusu sıfat, kahraman. Bakın, bunun altını çiziyorum. Eli silahsız bir adam. Sevgilisini darp etmeyen bir adam. Uyuşturucu etkisinde değil. Uyuşturucu etkisinde olmayan bir adama. Parkta gidip öldürüyorsunuz ve kahraman ilan ediyorsunuz. Kim tarafından? Bu oluşumlar tarafından. Bir de Şimdi şöyle bir şey var. Doktor olacaktı, insanların hayatını kurtaracaktı falan. Ben de ilk başta sandım ki tıp öğrencisi. Ama tıp öğrencisi falan da değilmiş. ne öğrencisi peki biliyor musunuz? Lise olduğunu biliyorum ben. Hayır, fizik öğrencisi. Üniversiteyi tam hatırlayamıyorum. Galiba Selçuk Üniversitesi'ydi. Yanlış hatırlıyorsam kusura bakmayın. Fizikten eminim ama. Fizik bölümünde okuyor. Doktor nasıl olacakmış? Bilmiyorum. Onun ben pek alanım değil. Belki bir daha mı girecek? Bilmiyorum. Artık bunu o oluşumlara sormak lazım. Doktor nasıl olacak? Nasıl iddia ediyorlarsa bir sormak lazım. Şimdi bunların kahraman ilan ettikleri kişiye bakıyoruz, bu kişi. Bizim milli olarak bir yapımız vardır. Bizim kahramanlarımız da askerimizdir, polisimizdir. Vatanı müdafaa eden kişiler. Bizim kahramanlarımızı böyle bir çekirdek oluşturuyor. Aslında bana sorarsanız, bakın şimdi Kadir Şeker olayını bir kenara ittim. Ben burada size bir şey soruyorum. Şey Sizce yazıyorlar bunların bu arada, kestim sözünü ama hiç önemli. 23 santim bıçağıyla ameliyat yapacak yazıyorlar. Bu da Onunla ilgili işin trajikomik yanı bu da. ben bir karikatür gibi bir şey yapmışlar böyle. Kafasını yerleştirmişler bir doktorun vücuduna. İşte hemşire gazlı bezi getirmeyince mi, işte terini silmeyince mi, yanlışlıkla 23 santimlik bıçağı ameliyat sırasında ameliyat olan kişinin kalbine batırmış şeklinde bir yaklaşım var, ama bu yaklaşım şu çok önemli. Eğer biz bir kitleye ulaşmak istiyorsak aslında bunların da faydası oluyor. Maalesef evet. Neden? Öyle gerçekten maalesef evet. Kimi insanlar bu işi biraz daha mizaha, artık mizahı da aşağı, mizaha vurarak yayılıyor ve bunlar dikkatlerini çekiyor. O yüzden yani biz bunlara da nasıl diyelim, karşı değiliz. Çünkü şu an sosyal medyanın geldiği nokta o. Şimdi bizim kahraman algımıza bakıyoruz. Bir de oluşumların kahraman algısına bakıyoruz. Bana sorarsanız onlar aslında bu olay nezdinde bizim toplumumuzda oluşan o algıyı kırmaya çalışıyorlar. Gerçekten ben bunu belki bir komplo teorisi olarak düşünebilirsiniz, ama sürekli askerin, polisin ve müdafaa görevi üstlenen kişilerin karşısında olan kişiler, ne zaman ki birisi, çok belli artık suç işlediği de ortada, bu suçu ve suçluyu övmeye giriyor. Onunla ilgili de işlemleri biz yapıyoruz fakat Tabii. kesinleşmesi gerekiyor. Bu noktaya gelen bir şahsı siz kahraman ilan ediyorsunuz. Ben bunun basit bir şekilde ortaya atıldığını düşünmüyorum. Bence bu gayet planlı, gayet ortada. Ben Çünkü mesela ilk buyurun. başta şunu düşünmüştüm. Bu Kadir Şeker'in acaba bu sol örgütlerle mi bir bağlantısı var? Çünkü genelde böyle olur ama ben olduğunu göremedim. Sonradan ya belki sen daha fazla biliyor olabilirsin ama ben olduğunu göremedim. Sonradan şunu düşündüm. Zaten olmasına da gerek yok. Önemli olan bir kişiyi bu şekilde onlara uygun bir şekilde öldürmüş olması. Onların narrative deriz yani onların kafalarındaki hikayeye uygun bir şekilde bu olayın gerçekleşmiş olması. Benim bildiğim kadarıyla böyle bir durum yok, değil mi? Ben de yok diyebilirim. Yarın öbür gün başka bir şey çıkar bilemem. Fakat bu zaten oluşumların tek amacı diyorum ya. Evet. Bir olay olsun da biz bunu bir Aynen. faydalanalım, bir namalanalım. Çünkü diğer taraftan baktığınız zaman da tanık müdafi meslektaşım gelip diyor ki, Cumhurbaşkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın şöyle 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 bir ifadesi var. Şimdi aynı meslektaşımız, çok garip bir şey söyleyeceğim size. Ulusal bir kanalda crime show yapan sarışın bir abla var. Anlamışsınızdır. O sarışın ablanın programına bağlanıp diyor ki, bunlar tabii sarışın ablayla paslaşarak söylüyorlar. Şimdi sarışın abla diyor ki, evet diyor, görüntüler var diyor. Zaten diyor Yargıtay'ın verdiği karar düşürmesi doğru diyor. Görüntüler var. Görüntüler var. Sonra avukat meslektaşım da bunu daha da ağırlıyor. Evet işte şöyle böyle çok sevindik. Ne görüntü var, ne de bir kahraman.
Peki ben size bir şey soruyorum. Hani cevap hakkı, en ufak şeyde cevap hakkı doğuyor ya bizim ulusal kanallarımızda. En ufak bir şey söylerler. Hemen dur cevap hakkı doğdu, bağlanabilir vesaire. Evet. Neden Remzi Bey'i bağlamıyorlar? Neden Mübeyin Hanım'ı bağlamıyorlar? Neden veya bana ulaşmak zorunda değiller tabii ki ama neden bana ulaşmaya çalışmıyorlar? Buraya bir parantez açayım. O sarışın abla orada hakim de oluyor, savcı da oluyor, avukat da oluyor. Tak hükmü veriyor. Evet diyor ya. Bak kadını işte darp edilmekten kurtardı. O olmasaydı bugün kadınlarımız dışarıda rahat rahat gezmeyecekti. Böyle bir sıkıntı olduğunda da kimse müdahale etmeyecekti. Bak bak. Almış. Suyunu çıkarıyor. Aynı kanalın yaptığı haberi görüyoruz biz. Haberde diyor ki uyuşturucu etkisi altında kız arkadaşını döven Özgür Duran uyuşturucu etkisi altında hani rapor yok. Bunların Bizim hepsine dava açılacak herhalde, değil mi? açıldı. Hı Birçoğuna hı. açıldı. Birçoğuna da açıyoruz. Biz açtıkça çok garip bir şekilde bir daha. Bakın biz tamam davayı açıyoruz. İnanın bana yüzlerce hakaret, yüzlerce tehdit davası açtık. Şahsıma, Mübeyin Hanım hakkında, Remzi hakkında. Remzi Bey diyeyim yine de kardeşim dedim ama Remzi hakkında. Ama bu artık öyle bir noktaya geldi ki kadını sokak ortasına darp ettiler. Kadıncağızı sokak ortasına darp ettiler. Burnunu kırdılar. Saçlarını kopardılar. Ve rapor aldı. O raporu da paylaştım. Twitter'da görebilirsiniz. Basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek ölçüde. Yani Kimler saldırdı peki? Başka kadınlar mı, erkekler mi? Nasıl oldu? olarak saldırıyorlar. Hatta bir tanesi çok özür dilerim yani hani videoya çekiyor ya Remzi o an mağduriyetini. Evet. Pantolonunu indirip çok özür dilerim. Genital bölgesini gösterip al diyor bunu çek diyor. Bunu yapan da bir şahıs bir adam. E şimdi bu noktaya geldikten sonra biz Bunlar mıymış kadın yüzlerce kurtarıcısı? Kadın kurtarıcısı bunlar mıymış? bu şekilde mi artık? Nasıl kurtarıyorlar? Bu şekilde mi? Ama bu artık öyle bir noktaya geldi ki bizim açtığımız hakaretler, tehditler, onunla ilgili yaptırımlar, suç duyuruları, manevi tazminatlar inanın hiçbir değeri kalmıyor. O kadın o yaşında çocuğunu kaybetmiş bir de sokak ortasında darp ediliyorsa artık ben de dedim ki herhalde Twitter barosuna kayıt olmamız lazım. Zaten hesabım altın vaziyetteydi. Son günlerde harekete geçirdik çünkü Twitter barosu bunu da barolarımızı zan altında bırakmak istemiyorum yani. Komik bir ifade olduğu için böyle kullanıyorum. Twitter barosuna kayıt olduk. Oradan gerekli biz de paylaşımlarımızı yaptık. Hani kadın dernekleri? Hani o sarışın ablanın yaptığı paylaşımlar bir değeri var mı? Hiçbir değeri yok. Peki o kadın Hepsi dernekleri çıkıp bu olayı kınadı mı? kadın derneklerine özellikle başvurmasını istedim. Özellikle. Kimler bu şahsı kahraman ilan ediyorsa özellikle başvur dedim. Hepsine de başvurdu. Hiçbiri geri dönüş yapmadı. Neden acaba? Nerede samimiyet? Nerede samimiyet? Çünkü bir reklam değeri yok. Çünkü bir Aynen öyle. mağdur var sadece. Biz onlar için mağduriyet önemli değil ki. Onlar için bakalım nasıl kendimize bir mürit sağlıyoruz. Ha bu arada kadın dernekleri derken bu işi çok gönülden çok iyi yapanlar da var. Onları ayrı tutuyorum. Tabii ki. Ben bunlara dernek de demiyorum, oluşum diyorum. Zaten haklarında kapatma davası devam ediyor. Sonucunda hep birlikte göreceğiz. Çünkü bunları kullanarak bir yere varamazlar. Bir şey daha söyleyeyim. Gerçekten çok konuyu uzatmayacağım. İstanbul Sözleşmesi ile ilgili Danıştay'da bir yargılama devam ediyor biliyorsunuz. Evet. Şimdi İstanbul Sözleşmesi'nin ben içeriğine girmiyorum. Fakat İstanbul Sözleşmesi'nin ortadan kaldırılış şekli beni rahatsız etti. Hukuksuz buldum. Ve davaya katılma talebinde bulunan baronla birlikte sağ olsunlar. Birlikte biz oraya teşrif ettik. Gerekli savunmaları yaptık. Bakın ben hayatımda hiçbir adliyede, bütün adliyelerimiz çok iyi, bütün oradaki personel çok kibar ama hiçbirinin bu kadar kibar bizi karşıladığını görmedim. Size yemin ediyorum. O kadar kibar karşıladılar ki orada Danıştay'ın ilgili dairesindeki başkan da o kadar kibar, o kadar yapıcı yaklaştı ki şaşırırsınız. Bu kadar iyi niyetli olunmaz. Orada bile hırgür patırtı. Tabii. Orada bile. Şimdi burada niyet okuyacağım artık. Olayla ilgili olarak da ben şu an soruları göremiyorum. Herhangi bir soru Hı. varsa bana yöneltebilirsiniz. Çok sevinirim. Bazı Bu buyurun. Buyurun. iddialar vardı. Bu sefer diğer tarafın yani Kadir Şeker'e karşı olanların bazı iddiaları var.
Sen de bu işin içinde olduğu için sana da sormak istiyorum. Birincisi kadının uyuşturucu kuryesi olduğu, yani sonradan böyle bir şey olduğu iddiası. Bu doğru mu? Kadın şu an zaten cezaevinde. Bu Kadın, sebepten dolayı mı? evet, uyuşturucudan dolayı cezaevinde ve o gün mesela tartışma diyorlar ya, bunu ben daha önce bir yerde açıklamadım. Ha, onu soracaktım. O günkü yapılan tartışmanın da ben orada olmadığım için kimseyi zan altında bırakamam. Sadece bizim kulağımıza gelenler, bizim öğrendiklerimiz, o aralarında yapılan mesajlaşmalar vesaire ve kavganın çıkış sebebi, özür dilerim, yeni bir hayat kurmak için Konya'ya gidiyorlar. Tekrar diyorum, bu teyit etmediğim için teyit edilmemiş bir bilgidir ama taşları yerine koyduğunuzda zaten anlayacaksınız. Konya'ya gidiyorlar ve Facebook paylaşımı var Özgür'ün. Sevgililer günü neticesiyle o bir telefon alıyor sevgilisine. Telefonu ona hediye ediyor ve o hediye etmiş olduğu telefondan sonra bir bakıyorlar ki aradan biraz vakit geçiyor. Anladığım kadarıyla Özgür bu belli işlerin devam ettiğini görüyor orada. Kendisi asla uyuşturucu ticareti gibi bir şey söz konusu değil. Fakat bu ticari işlerin karşı taraf tarafından gerçekleşmiş olduğuna dair bazı emareler görünce lanet olsuna getiriyor konuyu ve kavga çıkıyor. Bu çıkan kavga neyle ilgili? Biz hani temiz bir hayat kuracaktık. Buraya geldik, yeniden başlayacaktık. Evde tartışma çıkıyor. Hanımefendi parka geçiyor. Parkta tartışma devam ediyor ve Özgür parkta sinirini o kamelyanın direklerinden çıkarıyor. O kamelyanın direklerine vuruyor ve bağırıyor. Bağırarak derdini anlatıyor. Yani tartışıyorlar. Gerçekten kadına şiddet uygulamak isteyen birisi olsa oradan çıkartmaz sinirini. Zaten dediğiniz çok doğru. Adam zaten seviyor. İsmini de dövme olarak yaptırmış. Bu da Facebook hesabını. Ayşem şeklinde dövme yaptırmış kalbinin üzerine. Böyle bir adam, ya kimse kusura bakmasın, ha tabii aksi vardır ama gidip de kadın orada zarar vermiyor. Buna rağmen gelen şahıs hesap sorucu bir dil kullanınca hesap soruyor. O niye böyle? Şu niye şöyle? Eşin mi? Eşim diyor. Yüzük takmış farkına. Yüzüğünü gösteriyor. Nikahlı eşin mi? Yahu. Sorulara devam ediyor. Kadın artık git ablacığım vesaire deyince Özgür gururuna yediremiyor. Uzaklaşınca 15 metre kadar küfür ediyor. Gururu kırılmış, küfür ederek ona bir merhem olmasını istiyor. Sen şöylesin, şunun çocuğu, bunun çocuğu vesaire küfürler. Küfürler ettikten sonra seni bulacağım vesaire diyor. Şahıs arkasını dönerek bulamaz. Ya sadece bulamazsınmış. Bulamazsın şeklinde bir ifadede bulununca Özgür koşarak üzerine saldırıyor. 15 metre diyorum. Fiziksel olarak daha üstünsünüz ve zarar verme niyetiniz, zarar verme gayeniz yok. Ben olsam ne yapardım? 2 metre koşar, kaçar giderdim. Gerçekten. Eğer bir kavgaya girme niyetim yoksa, adam üstüme koşuyorsa ben kaçar giderim. O kaçmak yerine pozisyon almış belli ki. Bıçak hazır, pozisyon alınmış. Geldiği zaman sadece şurada basit bir müdahale giderebilecek şekilde şöyle bir kızarıklık, bir de şu gözünde bir kızarıklık var. Başka bir şey de yok. Hani öyle diyorlar ya, ağzı burnu kırık. Hiç öyle bir şey yok. Siz gidin de Özgür'üm bir bakın bakalım raporuna. Neler var? Nasıl darp edilmiş? Ardından bıçaklıyor. Bıçağı 8 santim boyunca kalbe doğru hareket etmiş. Yere düşüyor, yerde tekmeliyor. Lanet olsun şeklinde bir hareket yapıyor. Arkasını dönüyor, gidiyor. Bizim ülkenin Sonrasını zaten kahramanı bu mu bilirsiniz. yani? Bizim ülkenin kahramanı bu mu oluyor? Yani kahraman demeyelim. Niye? Çünkü benim gerçekten gururuma dokunuyor. Ben bir, yani bir subay kardeşiyim ben. Gerçekten gururuma dokunuyor. Kahraman diyorsunuz, Alparslan Soylu özel harekat. Burada benim memleketim sayılır, Kandıra. Kandıralı kendisi. Kocaeli Kandıralı. Alparslan Soylu intihar etti. Haberiniz var mı bundan? Özel Hayır. harekat. Mesela mobbinge maruz kaldığı için, belki ismini bilmiyor olabilirsiniz. Mobbinge maruz kaldığı için Alparslan Soylu özel harekat intihar ediyor. Bu medyada bir yer buldu mu? Veya mobbinge maruz kalan bizim o yiğidimiz diyeceğim, bizim kahramanımıza gerçekten bir şehitlik verildi mi? O adam bir kahraman. O adam canını ortaya koyuyor. O adamın sermayesi canı. İnanın bana, sermayesi canı olup bu vatanı müdafaa eden herkes benim için kahramandır. Açık söylüyorum. Şimdi bu adam hiçbir yer bulamıyor ama sahte kahramanımıza bakıyorum her yerde. Şimdi bu benim
samimi söylüyorum artık sinirimi bozan bir noktaya geldi. Diyorum ya bu hadi onu bir kenara atalım. Kadir Şeker'i bir kenara at. Özgür Duran'ı bir kenara koy. Ama baktığın zaman ya bu adam mobbinge maruz kaldığını söyleyerek isimleri de yazmış orada. Araştırırsanız ki lütfen yayını izleyenler araştırmalarını rica ediyorum. Alparslan Soylu. Adam intihar notuyla intihar ediyor. Hiç değinildi mi? Hayır. Peki bilmiyorum. Şehitlik verildi mi kendisine? Yani Bilmiyorum. ailesi ne durumda? Adam benim için kahraman. Ve mobbinge maruz kalan, maruz bırakılan da birçok kişi olduğunu biz duyuyoruz. Ha, bu ayrı bir konu. Şimdi konuyu dallanıp budaklandırmayacağım. Sadece bu şahsa kahraman diyendir. Kadına karşı şiddet vardı diyendir. Bir kadını kurtarmak için gitti diyenlerin ben samimiyetine inanmıyorum. Ha nasıl inanmıyorum? Bazı mesela bizim toplumumuzda bir kesim de nasıl diyeyim size aşırı iyi niyetli ve ben yapmış olduğum araştırmalar neticesinde bir şeye ulaştım diyeyim size. Bir hususa ulaştım. Hibris topili. Daha önce duymuş muydunuz? Hibris topili. Yok. Şiddet suçu işleyenlere karşı cinsel duygular beslemeye verilen isim. Fark ettiyseniz Twitter'da o kadın neyse onu demeyeyim, oluşumların yapmış olduğu haberlerden de etkilenen kesim hep %90'ı kadınlar. Genciyle, yaşlısıyla kadınlar. Yahu ben belge koyuyorum kadına karşı şiddet yoktu diye. Yok, ikna oluyor. Neden? Gazete haber yaptı. Yahu belge koyuyorum sana. Mahkeme bunu tutanağında belirtmiş. Yok. Bunun artık ben biraz kafaya taktım bunu. Biraz araştırma gereği duydum. Gerçekten bu hibris topili. Bilmiyorum ilginizi çeker Yani mi bu kardeşim? Kadir Şeker'e karşı duyulan ilgi mi bu? Evet, kadınların duymuş olduğu ilginin altında psikolojik bir sorun olan hibris topili yatıyor bana sorarsanız. İlginç bir şey Çünkü anlatayım. Ya bitir, ilginç bir şey anlatayım bununla ilgili. şununla bitireceğim. Tabii ki. Ümitcan. Aynen onu diyecektim. Tam onu diyecektim. Tam onu diyecektim. Nüt Teşekkür. fotoğrafları atanlar, çıplak fotoğrafları atanlar adama. Ve bununla ilgili bir skeç yapıyoruz ama bu konularla alakalı değil. Yaptık daha doğrusu çektik. Böyle basit bir skeç yaptık. Büyük ihtimalle çok tutacak. Sevgilim biraz şiddete meyilli olabilir diye. Dayak yedikçe daha çok seviyor. Dayak yedikçe daha çok seviyor falan. Sonunu getirmedik ama. Hani komik olsun diye sonunu getirmedik. Ama tabii işin bir de trajik kısmı var. En sonunda kadın bazı durumlarda yani erkek şiddeti abartıyor. Kadın ölüyor. Kadın öldükten sonra anca bazı grupların aklına geliyor. Ama o noktaya Onu kadar milletin de hoşuna gidiyor yani. sonu Yani şöyle olabilir. Ted Bundy'yi biliyorsun zaten. Ted Bundy'yi Evet. biliyorsun. Ted Bundy'nin ne kadar çok kadın hayranı vardı. Evet, Evet. buyur. Buyur. Sonu şöyle olabilir. The Sopranos'un sonunu gördüyseniz orada siyah ekranı verir ve bitirir. Evet. Yani herhalde öyle olması lazım ki insanlar artık buna bir böyle bir şey olmaz diyebilsin yani. Her şey çok güzeldir. Bir anda siyah ekranı verir, bitirir. Bu arada Ted Bundy'yi de sizin o zamanlar Aynı anda yazmışlar bu arada çete. Ted Bundy, ben söylerken aynı anda birisi Ted Bundy yazmış. o yayınınız da çok hoşuma gitmişti. Seri katilleri ele Evet. almıştınız. Çok güzeldi o da. Şimdi bu bence hibris topili ve psikolojik bir rahatsızlık ve bana sorarsanız bu saatten sonra o iki şahsı da destekleyen hanımlar bir gidip psikolojik destek alsınlar. İkincisi bazı artık öyle bir noktaya geldi ki yani ölecekti diyorlar. Onun da raporunu koyduk. Kadını darp ediyordu diyorlar. Onun da raporunu koyduk. İnanın bana hiçbir argümanları kalmadı. Ve bu şahıs şu an serbest. Ya Peki. Twitter'da falan yazmayı geçtim. Dizilerde oynuyor. Dizilerde oynuyor ya. Dizilerde görüyorum. Adam diyor işte yazık değil mi diyor. Bir adam diyor tam karısını öldürecekken birisi ona müdahale etmiş de işte hapse giriyor. Bu mu adalet falan. Bu eskiden şey vardı onu biliyorsundur. İki baklava çaldı diye hapse giren çocuk. Ve onun gibi o kadar çok şey var ki. Onu biliyorsun değil mi o olayı? İki baklava Biliyorum, çaldı diye hapse biliyorum. giren çocuk. Aslında bunlar bir zincir. Tabii ki. Bu onların Ve nasıl güçlendiğini gösteriyor yani. Bu onların nasıl güçlendiğini. O zamanlar Twitter'da yoktu. Ama medya vardı. Sansasyoncu medya vardı. bir iddiada daha bulunayım. Bir Tabii ki. iddiada daha bulunayım. Bakın. O baklava çalan çocukları savunanlar. Tamam mı? Bir. Bununla ilgili savunulması için haber yapanlar. Yalan haberleri ileri süren. Bir. Kadir Şeker olayı iki. Bir de bu sokak köpeklerini hani bir tabir var ben onu kullanmayayım. Her durumda müdafaa edenler var. Evet. Ben
İnanıyorum ki bunların üçü aynı tarikata mensup. Tabii. Gerçekten bunun üçü de bence aynı zihniyetten çıkıyor bunların üçü de. Yani şöyle bazı insanlar var zaten. Hani Twitter öncesi de vardı bu. Şu an Twitter çıktı. Ne trend topikse onu destekliyorlar. Hani şöyle ben de bu toplumun bir parçası olmalıyım. Ben de duyarlı vatandaş olarak gözükmeliyim deyip bakıyorlar. Herkes neye tepki gösteriyorsa bunlar da. Herkes neyi linç ediyorsa bunlar da onu linç ediyor. Kendi beyinleri yok. Yani ben şuna ciddi ciddi karar getiririm. İnsanların birçoğu NPC. Kendileri farkında da değil bunun. Non-player character yani. Kendileri farkında da değil bunun. Ve Bununla buna da ilgili sürükleniyorlar. evet. Bununla ilgili bak mesela bir olay daha oldu. Bu Kadir Şeker olayından sonra. Bir başka bir genç kendisini gasp etmeye çalışan birisini bıçaklıyor. Ve öldürüyor. Annesi de bu genci yani benim gördüğüm kadarıyla da o genç haklı aslında. Tamam. Annesi de bu genci korumak için şöyle bir açıklama yapıyor. Benim çocuğum Kadir Şeker gibi. Benim çocuğum Kadir Şeker gibi işte şey oldu. Mağdur edildi. Yani bu noktaya geldik. Haklı olan bir kadın bile kendisini haklı gösterebilmek için Kadir Şeker'i kullanmaya çalışıyor. Bursa'daydı bu herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Tam Fakat yerini sizin hatırlamıyorum. dediğiniz, hatırladım olayı. Belirttiğiniz çok önemli. Toplumda artık öyle bir algı oluşmuş ki bana sorarsanız bu dava bir milat olacak. Öyle bir algı oluşmuş ki benzer olaylarda bu yalanlara dayanarak benzeyen olaylarda hep ikinci Kadir Şeker. 2,5 yıldır bu dava Tabii. devam ediyor. İnanın bana en az 20 tane ikinci Kadir Şeker vakası gördüm. Tabii. Çok Yani kullanışlı bir olay olacak. Bir de o yüzden sürekli bu şey devam ediyor. ve hala destekliyorlar, hala harlıyorlar, hala çok garip. Bakın bunu yani bazı meslektaşlarımda görüyorum. Meslektaşım çıkıp diyor ki kadının çığlıklarını duydu, onu kurtardı. Arkadaşlar bu bırakalım popülizm. O sizin söylediğiniz mesela Twitter'da biz paylaşımı yaptık, belgeleri koyduk. Takip ediyorum, yeni yeni çözmeye başlıyorum. 1150 kişi beğendi. Ben aksi bir şekilde mesela belge koyup Kadir'i savunsaydım, inanın bana 15 bin, belki 30 bin, belki daha fazla. Çünkü insanlar sadece o rüzgarı arkasına alıp, o akıntıyı arkasına alıp ilerlemek istiyorlar. Ama siz mesela bugün akıntıya karşı yüzüyorsunuz. Ama rotanız doğru. Bu yüzden de gerçekten çok sağ olun. Zaten en başta da söylediniz. Hatta nasıl bunu ifade edebilirim? Tarafsızım dediniz. Tarafsız kalmanız da bizim için çok değerli. Ama burada belgeleri ortaya koyduğumuz zaman da bazı eksikler, bazı gidikler, bazı yanlışlar oldu da çok net. Konu bundan ibaret aslında. Bununla ilgili hani bir soru varsa konuyu genişletecek soracakları veya sizin soracağınız. Bir de şunu eklemek istiyorum ben. Şimdi bu tür insanların psikolojilerini açık yani bu kişiyi öldüren Kadir Şeker'in buna benzer insanların psikolojilerini az çok ben artık biliyorum. Çok fazla çünkü biliyorsun suç dosyası incelemesi yaptım. Kendim de Evet. film yani bu konularda filmler yazmak istediğim için bazı hikayeler de yazdığım için bu konularla çok ilgileniyorum. Bu insanların bazı psikolojik şeyleri oluyor. Bazı psikolojileri oluyor. O yüzden bu insan böyle bir kere yanlışlıkla yaptı, çıktı ve hayatına normal devam edeceğini ben çok fazla sanmıyorum. Benzer bir durum yaşandığı zaman bir kişiyi daha öldürecek. Ve eğer böyle bir olay yaşanırsa belki de o gün kafası bozuktu. Bazı insanlar öyledir. Kafası bozuk olduğu zaman bunu aşırı bir tepkiyle belirtirler. Bu psikolojilerinin bozuk olduğu anlamına gelir. Psikolojik yardım almaları her şeyden önce psikolojik yardım almaları gerekir. Yani hiçbir şey olmasa bile. Yani alacağı cezayı vesaire geçtim. Hiçbir şey yokmuş gibi. Bu insana bir de kahraman diyorsunuz. Bu insanı kahraman yerine koyuyorsunuz. Yarın bir gün bu adam mesela internette gördüğü yorumlara kızdı, sinirlendi, kafası bozdu, dışarıya çıktı. Dışarıda birisine salça oldu tekrar. Kesinlikle olur. Yani ben İzmir'deyim, Konya'da değilim, İzmir'deyim. İzmir'de bile kafayı taksam salça olacağım, kavga edeceğim. Her gün bir sürü olay oluyor. Pardon, gene kendimi. Sinirlendi, birisine salça oldu gene, bir kişiyi daha öldürdü. Onun katili bu medyadır, bu sosyal medyadır. Bundan nemalanan insanlardır. O olayın katili. Biz neden katilleri hapse koyuyoruz? Katilleri hapse koyuyoruz. Neden? Çünkü tekrar başka birini öldürmesinler diye. En büyük sebebi bu yani. Evet caydırıcı olsun diye aynı zamanda ama başka birini öldürmesinler diye. Akılları başlarına gelsin diye. Kadir Şekin akıl başına geldi mi sizce?
Yani chat'teki arkadaşlara ya da seyircilere soruyorum genel olarak. Aklı başına geldi mi? Yoksa böyle bir şey yaptığı için herkes bu insanı ödüllendirdi mi? Bu insana ceza mı verdiler, ödül mü verdiler? O yüzden eğer böyle bir olay yaşanırsa, tekrardan birini öldürürse, bunun katilleri şu anda bu kişiyi savunan kişilerdir. Ted Bundy örneğini vermiştin, biliyorsun. Ted Bundy'de de Evet. maalesef benzer olaylar yaşandı. Ted Bundy ilk yakalandığı zaman kadınlar çıldırıyordu. Çok yakışıklı, o kesin yapmamıştır vesaire. Aslında ona karşı bir sürü kanıt olmasına rağmen işte böyle Evet. aynen bak Kadir Şeker'in o mazlum fotoğrafları var ya, şöyle falan yapıyor, böyle falan yapıyor, böyle çok böyle boynu bükük falan. Aynen öyle mazlum hareketleri vardı. Kızlara karşı böyle karizmatik hareketler falan yapıyordu. Ve tutuklu iken kaçtı. Tutuklu iken kaçtı ve kaçtıktan sonra bir kadın kız yurduna dalıp orada rastgele 4-5 kadını öldürdü. Ve hiç böyle sistematik olarak da değil yani. Çünkü daha önce normalde sistematik olarak öldüren birisiydi. İşte bir yere götürür. Orada işte cinayet işler falan. Öyle değil. Yani o sinirini, o öfkesini oradan aldı. Çünkü neden? Çünkü psikopat birisi. Psikopat birisi psikopatlığını yapar. Ve bunun gerçek suçlusu, bakın, bence bu benim kendi şahsi görüşüm. Birinci suçlusu o psikopatın kendisi değildir. Çünkü o psikopat psikopattır. Birinci suçlusu buna bu cesareti verenlerdir. Bunu işte hayran olanlardır. Bunu destekleyenlerdir. Eğer ilk noktada hemen yakalansaydı, hemen ceza alsaydı Ted Bundy, o dört kadın yaşayacak. 4-5, 4 falan olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Onlar yaşayacaktı. Psikolojik durum derken bir de şunu bir değerlendirelim. Fen lisesi mezunu 3 yıl boyunca sınava girip kazanamamışım. Herhangi biri için konuşayım o zaman. Fen lisesi mezunu biri var. 3 yıl boyunca sınava girip kazanamamış ve bütün arkadaşlarımız güzel yerlere yerleşmiş. Kimisi hukuk fakültesine gitmiş, kimisi tıp fakültesine, diş hekimliği fakültesine. Bizler de fen lisesinde okuduk. Anadolu Lisesi'nde okuyan arkadaşlarımız da var. Hiçbirimizin cebinde bizim öyle bir bıçak olmadı, bu bir. Ama 3 yıl boyunca bir yeri kazanamadınız ve hala çabalıyorsunuz. İkincisi, kendi ailenizin evinde değilsiniz. Bu da büyük muamma. Bununla ilgili de bazı teoriler var ama ben teyit etmediğim bir şey için kimseyi töhmet altında bırakmak istemiyorum. Teyzenizin evinde kalıyorsunuz ve psikolojiniz öyle bir noktaya gelmiş ki kendinizi akademik olarak ispat edemediniz. Bu çok net. 3 yıl boyunca kazanamadınız ve akademik olarak kendinizi ispat edemediniz. Elinizde başka ne var? Hep diyorsunuz ya, hobiler, hobiler, hobiler. İşte hobilerin psikoloji üzerindeki etkisi bu. İnsana özgüven verir. Orada bir herhalde özgüven kırılması yaşar bu insan. Yaşadıktan sonra nasıl kendini topluma kabul ettirebilirsin? Cebinde 23 santimlik bir bıçakla fedailik yaparak. Psikolojik yaklaşım bu aslında. Çünkü yıllardır emek verdiğin o akademik süreçte kendini ispat edemedin. Şimdi nasıl topluma kendini ispat edeceksin? Bunun Türkçesi serserilik yaparak. Bunu Kadir'i bir kenara koy. Başka bir olayı anlatıyormuş. Böyle dinleyin. Serserilik yaparak kendini ispat edeceksin. Baktın bir olay var. Evet. Kadın, gidiyorum oraya, bir tartışma var. Hemen elimde bıçak. Güzel, şöyle 23 santimlik bıçakla sallaya sallaya. Bunu Hayırdır şunu nedir? tekrar sorabilir miyim bu arada? Bu Buyurun. kadının ifadesine göre elinde bıçakla, yani bu sorgulamaları yaparken elinde bıçak var mı? Bu çok önemli bir şey Var. bence. Var. Elinde bıçakla geldi diyor zaten. Elinde bıçakla geldi ve soruları sorarken şu var. Zaten bu olay olduğunda, bakın, daha hiç bu bıçak vesaire daha net değilken Özgür'ün annesi Mübeyna Hanım bana dedi ki, Özgür dedi, onun elinde kesin bıçağı gördü. Bıçağı, silah, öyle üzerine gelenleri hiç sevmezdi. Bıçağı gördükten sonra delirmiştir dedi. Ayşe Hanım'ın ifadesine bakıyoruz. Ben Antalya'da görüştüm Mübeyna Hanım'la. Ardından Konya'ya dosyayı almaya gittim. Dosyayı bir inceledim. Kadın haklı. Diyor ki, bunları sorarken usul usul bıçağı sallıyor diyor elinde. Anladım. Usul usul sallayarak hesap soruyor. Neden bunu yapıyor? Gerçekten kafasında kahraman olma imajı var çünkü. Gerçekten. Cidden bunu düşündüğümüz zaman aklında, kafasında bir kahraman olma hayali olan biri veya bundan nemalanma hayali olan biri böyle bir hareket gerçekleştirir. Niye? Çünkü yıllardır emek veriyorum.
Bu Yani arada o şöyle düşün. söylediğinle ilgili de şunu sormuşlar. Buyurun. Birisi şunu Buyurun. sormuş. Fizik okuyordu demiştin. Yani fizik üniversitede miydi yoksa lisede miydi? Kazanamamış mıydı? Üniversitede o 3 yılın sonunda kazanmış. 3 yılın sonunda fiziğe yerleşmiş. Fizik okuyor. Yanlış hatırlamıyorsam galiba Konya Selçuk'ta okuyordu. Bu da zaten kendi avukatının ifadesiyle deşifre edildi. Orada bir herhalde meslektaşım ağzından kaçırdı. Tabii tak aldı konu. Bu adam fizik okuyormuş. Şimdi benim demek istediğim o arada psikolojik olarak yaklaştığımızda akademik olarak kendini ispat edemeyen bir şahıs bu kez farklı yollarla kendini ispat etmeye gidiyor. O farklı yol da bu. Nedir o? Kendini mahallenin fedaisi olarak tanıtmak mı? Yorum size kalmış. Çünkü bu bana sorarsanız öyle bir bıçağı tespih gibi oynamak için alan birinin ben Çok ilginç değil mi? Mesela ben o bıçağı taşısam ve bana sorsan neden diye çok basit yani vereceğim cevap. O da şu hani sağdan soldan saldırı olabilir. Burası kötü bir mahalle, o yüzden almıştım derim. Ama bu ifadeyi söylememiş değil mi? Yani tesbih gibi on demiş. Tesbih gibi oynamak tespih için. gibi oynamak için aldım diyor. Ben size şu Allah örneği Allah. vereyim. Siz İzmir'de geziyorsunuz. Zaten köpek saldırısına uğradınız. Biliyorum. Evet. Orada üzerinize saldıran bir köpeğe yerden buldunuz veya yanınızda taşıdığınız bir çakı olur, bir şey olur. Zarar verdiniz. Değil mi? Bayağı üzerinize saldırdı. Siz de sürekli saplayarak köpeği öldürdünüz. Bu sizce kaderi savunanlar sizin hakkınızda nasıl bir propaganda yapardı? Kendi canını kurtardı mı derdi yoksa Mama verseydi size derlerdi büyük ihtimalle. ha evet niye cebinde mama taşımıyorsun? Birazcık oyun oynamak istemişti derler. Alanına girdin. Ha alanına girdin. O sen onun alanına girdin. Belki tease bir şey yaptın ona kışkırtacak. Derler de derler. Ama bunların hepsi yalan. Onda Derler diyoruz ya. Ekşi'de de Buyurun. söylemişler zaten onu. Kışkırtacak kesin önceden bir şey yapıp sonra kamerayı açmıştı. Evet, kışkırtacak şunu yaptım. Bir spor salonuna gidiyorduk. Oradan yürümek. Yani onları kışkırtacak yapacağım şey o. Gündüz saldırmıyorlar ama gece saldırıyorlar. Orada yürüyeni görünce saldırıyorlar. Tekerlek, bak şu da önemli. Tekerlekli bir şey gördüler mi? İyice saldırıyor. İyice çıldırıyorlar. Bizim Evet, tekerlekli çıldırıyorlar sandalyede orada. bir arkadaşımız var. Onu gündüz de saldırıyorlar. Hiç affetmiyorlar yani. Neyse, konumuz o değil. Kusura bakma. Siz Pardon. kusura Özür bakmayın. dilerim. Sadece bir örnek vermek istedim. Tabii. Yok, Kusura bakmayın. senin için önemli değil de ben biraz şey yaptım yani olayı. Farklı Şimdi farklı ben örnekler dedim verdim. ya takip ediyorum sürekli. Efe abimizi Efe abi takip ediyoruz yani. Bizde hatta Efe abi öyle bir geyiği de var ama yani. Şimdi Efe abi seni de takip ediyoruz gerçekten. Takip ediyorum ve bu yayını söylediğinde de sen diğer şahıslar gibi vazgeçeceğini ben asla sanmadım. Mesela bir ulusal kanal çok ilgilendi bir ara aileyle. Hatta yerleştirdiler, aldılar. Aile çok sevindi. En sonunda sesimizi duyuracağız. Artık ne oldu? Biri düğmeye mi bastı vesaire. Bir anda yayın iptal etti. Ama burada ben ilk günden beri yani dediğim gibi ilk günden beri takip ederim. YouTube'a 2006'da geldi. Bak onu da biliyorum. 2006'dan beri takip edemiyorum ama bu üniversite çağımda özellikle takip ederdim. Konuyu çok budaklandırmayacağım. Yani geçirmiş olduğun süreci biliyorum. Şimdi buraya geldiğimizde bir karar verildi ve parkta birini öldüren, eli silahsız birini taşınması 6136 sayılı kanun 4. maddesine aykırı olan bir aletle öldüren birisi şu an tutuksuz bir halde salıverildi. Ben ne düşünüyorum? Yarın öbür gün demek ki bu adam aynı dediğiniz var ya Ted Bundy bir seviye yukarı çıkardı. Neden? Artık baktı ki bir şey oldu. Baktı ki ben yani artık rahatım ve desteği de almışım arkama. Yani o Bu zamanlar şahıs acaba kahraman mıyım düşünürken şimdi evet kahramanım diyor. Aradaki bravo. fark bu. Şimdi bu şahıs da bir seviye yukarı çıkarırsa diye ben mesela düşünüyorum standart bir vatandaş olsam derim ki silahlanmalıyım. Bence bu karar bireysel silahlanmanın önünü açtı ama legal bir şekilde değil. Evet. Yani illegal bireysel silahlanmanın önünü açtı. Çünkü standart bir vatandaş mesela hiç bu işlerle alakası olmayan bir adam gelip der ki ya eli silahsız birini öldürdü 2,5 yıl sonra serbest bırakıldı. Demek ki bunun yaptığını yapmak gerekiyor. Bu bizi nereye götürür? Biraz komplo teorisi gibi olacak ama bu bizi nereye götürür? Bireysel silahlanmaya. Bireysel silahlanma da Purge. Purge'e herhangi bir gideriz. bravo. Herhangi bir iç karışıklık olduğu zaman ki şu an öyle bir noktadayız ki hukuki olarak nasıl bunu ifade edebilirim onu düşünüyorum. Sığınmacılar Evet. konusu var şimdi.
Düdüklü Senin tencere bacıların gibiyiz şu anda ya. Düdüklü tencere gibi. Patlamak üzere olan düdüklü tencere gibiyiz. bravo. Belinde kocaman kılıçla gezen, kemerine kılıç takan sığınmacılar var. E şimdi biz de bireysel silahlanmaya başlarsak ve o düdüklü tencere bir patlarsa ne olacak? Ne olacak? Ki ben şunu da düşünüyorum. Canlı yayında kadının biri çıkıp dememiş miydi? Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Bu 15 Temmuz sürecinden sonra bir daha olursa biz aile olarak 50 kişiyi götürürüz demişti. Hatırladınız mı onu? Öyle bir şey hatırlıyorum sanki. Ha, Benzer. mesela bence bunlar aslında bir zincirin birer halkaları. Bireysel silahlanmanın önünü açalım. Bireysel silahlanmanın önü açıldıktan sonraki bunu o düşünüyor bu düşünüyor demiyorum. Sadece beyin fırtınası yapıyorum. Ben standart bir vatandaş olarak, bir strateji öğrencisi olarak, bir avukat olarak değerlendiriyorum sadece. E bunları yan yana koyduğumuz zaman bireysel silahlanmanın özür dilerim. Önünü açalım ve bir iç karışıklık çıktığı zaman da bu arbede bambaşka bir noktaya gitsin diye bir düşünce olabilir mi? Çok mu uçuk düşünüyorum? Çünkü bu er ya da geç yaşanacak. Öyle gözüküyor. Yani maalesef. Maalesef. İnanılmaz bir şekilde silahlanan bir grup var ve bizi silahlanmaya teşvik ettiğini düşündüğüm bir karar var. Bu da bir tartışma sorusu olarak sadece sordum. Hani şey derler ya, şimdiye kadar hep Tanrı'dan bana bisiklet vermesini istemiştim. Sonra işlerin öyle olmadığını öğrendim. Bir bisiklet çalıp Tanrı'dan beni affetmesini istemeye başladım. Şimdi insanlar bu adalet var, işte bu ülkenin polisi var, hakimi var, hukuku var diyorlardı. Ama başlarına böyle bir şeyler geldiği zaman ve bunun sonuç alamadığını gördükleri zaman ne diyecekler? Madem hukuk yok, o zaman ben kendi hukukumu yapayım. Nasılsa ben de serbest bırakılırım. Ben de kendi işte Twitter'dan şey yapayım. Nasılsa ben de serbest bırakırım. Yani düşünce bu olacak. Ki şu anda çok fazla insanda bu var. Çok fazla insanda kafalarında var. Yani şu an belki ben bunu söylediğim için bana kızabilirler. Belki dava da açabilirler ama insanların kafasında olan şey bu. Yani benim zaten kafamda, benim gibi insanların kafasında zaten bu var. Yani biri gerçekten bıçağı taksa öldürse çok ciddi bir ceza almayacak. O yüzden o zaman neden yapmasın? O Ve söylediğiniz söz de kusura evet, bakmayın. tabii ki. Bitirdin sana. Çok özür dilerim. Yo Lütfen bitti devam edin. bitti bitti bitti. Al Capone'un çok sevdiğim bir sözü Değil mi? gerçekten. Onundu. Öyle birisinin bir Evet. mafyanındı ama ismi olarak hatırlamıyorum. Onundu, değil mi? Şimdi hukuk yok dediniz ya. Bir şey ekleyeyim buna. Yeni bir haber çıktı ve bu haberi yapan da altını çiziyorum Sabah gazetesi. Bir savcının, bu tabii bir iddia diyeceğim çünkü. İddia demek zorundayım çünkü yargılama devam ediyor. 25 kilo uyuşturucuyla yakalanan bir çeteye liderlik yaptığı iddia ediliyor. Duydunuz mu bunu? Evet, yeni duydum. Yeni bir haber. Ve çetenin başı olarak da bir savcı gösteriliyor. Evet. Hani hukuka karşı olan o algıyı kırmak dedik ya, bence bunlar bir zincir haline geliyor ve altını çiziyorum, haberin yapıldığı kaynak Sabah gazetesi. Yani ben bunların artık bazı şeylerin tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Bu dava da öyle. O yüzden bugün ben burada tamam Remzi'yi müdafaa ediyorum. Remzi'yi savunuyorum. Gerçekten başlarına bir şey gelmesin istiyorum. Genç bir kardeşimiz, özür dilerim, hayatına devam etsin. Mübeyyen Hanım için de öyle. Gerçekten artık yeter. Kadın rahata ersin istiyorum. Katil benim umurumda değil. Samimi söylüyorum umurumda değil. Ben buradaki algıya değinmek istiyorum. Ve bu algı inanın er ya da geç bizi çok ciddi bir şekilde etkileyecek. Şimdi aynı şekilde mesela ha baktı adam gördü. Gerçekten darp ediliyor. Bakın. Gerçekten darp edilse dahi siz müdahale ederken bir şahsa orada meşru savunmadaki orantılılık ve ölçülülük ilkelerine uymak zorundasınız. E şimdi siz bu ilkeleri elinizde kocaman bir bıçakla veya bir silahla, bir tabancayla ekart ettiğiniz zaman meşru savunma yine size uygulanmaz. Şöyle bir şey var mesela senin söylediğine benzer. Birini taciz ederken gördün. Tamam, kadın taciz ediyor. Senin de yanında tabancan var. Kafasına sıktın. Şimdi alırsın gene ceza. Bu onun gibi. Yani her türlü alırsın. Salmazlar seni. Ya da kalbine ateş ettin. Öyle değil. Tabanca kullanacaksan bile, yani tamam havaya ateş etme vesaire geçtik ama tabanca kullanacaksan bile önce bacak yaralama şeklinde yapman Evet. lazım. Hiç son şeyin kalmazsa ölümcül yapabilirsin. Yani bu gibi durumlarda da var. Ki bu durum çok daha farklı aslında yani. Ben çok daha ekstrem bir şey söyledim. Senin söylediğin duruma kıyasla yani. Kesinlikle.
orada da dikkat edilmesi gereken ne? Bir oran ve ölçülük olacak. Bir kere silahlar eşit olacak. Bu bir. İkincisi silah eşit. Ben adamı etkisiz hale getirdim. Yere düşürdüm çıplak ellerimle. Bunu genel bir bilgi olarak vereyim. Ve yerde adamı yumruklamaya devam ettim. Ettim, 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 öldürdüm. Bunu arkadaşlarımız da iyi dinlesinler. Seyircilerimiz de bunu iyi dinlesinler. O zaman tam maddeyi söyleyeyim ben size Tam aklımda kalan yani şekilde. müdahale edeceksiniz de arkadaşlar. Tam nokta atışı yapmanız lazım. Çok kısa bir Evet. şey söyleyebilir miyim? Mesela Lütfen. benim hemen önünden geçtiğim bir kafede sevgilisini bıçak, pardon, ben gene kendimi şey yapmadım ya. Sevgilisini bıçaklamış bir adam. Benim de bir Aikido öğrencim bunu görüyor. Bu olayı, pardon, görmemiş. Olayın sonrasını görmüş. Şimdi böyle bir durum bile, yani elinde bıçak var, saldırıyor. Belki de saldırdı, belki de sapladı. Bu adamı etkisiz hale getirdikten sonraki bir seyircim onu sordu bana. Yani böyle bir şiddet olayını görürsek o zaman ne yapalım? Hani başımız belaya girmesin diye müdahale... Hayır, müdahale edeceksiniz arkadaşlar. Ama şu çok önemli. Adam etkisiz hale geldikten sonra tamam, o kadar. Adam etkisiz hale geldi. Yere indi mesela. Yere düştü. Silahını da aldın. Ondan sonra devam edersen o zaman suçlusun. Yani biliyorum, adrenalinle ve o işte hızla veya işte o gazla bazılarınız bunu yapabilir. Ama bunu çok dikkat etmeniz lazım arkadaşlar. Ona şunu ekleyeyim. Mesela adrenalin ve gazla siz istemeyerek eğer o sınırı geçerseniz kanun sizi korur. Evet. Ama orada da yani bir tutarlılık lazım. Hani en başta dedim ya, bugün eğer Kadir gidip de o yere düşen Özgür Duran'ın yarasına bir tampon yapsaydı biz bugün çok başka şeyler konuşuyorduk. Veya bacağına doğru Bu olay sallasaydı ve konuşulmazdı gerçekten çünkü yaşıyor olurdu zaten. bravo, çünkü onu da dinlerdik. Evet. Öyle bir hangi filmdi o? Siz yine tavsiye etmiştiniz. Efe abi tavsiye etmiştin ve ben izledim. Rashomon. Rashomon'da ölüleri konuşturuyorlardı. Aynen. Hatırladın mı? Aynen. Yani bu Japon filmi. bir Rashomon değil ki biz gidelim de o cadı gelsin de bize ölüleri dinleyelim. Öyle bir imkanımız yok. O zaman gerçekleri dinleyeceğiz. Biraz tutarlı olacak. Burada tutarlılık var mı? Yok. Şahıs yerde bir de tekme atıp gidiyor. Gel bir yaraya tampon yap, ambulansı ara. Yine yargılanırsın. Ama biz o zaman deriz ki evet, burada bir iyi niyet var. Bu kez öldürme kastıyla hareket etmemiştir diyebiliriz. Ama bizim olayımızda diyemeyiz. Meşru savunma konusunda da şunun altını çizeyim. Meşru savunma illaki bir darp olmasını gerektirmez. Herhangi bir hak diyor. Hak. Yani sizin herhangi bir hakkınıza yönelik olarak bir saldırı varsa, siz de bunu def etmek için orantılı ve ölçülü bir ifadede bulunuyorsanız, o zaman ceza almaz. Bunu söyleyeyim. Bizim olayımızda hiçbir yok. Haksız tahrik konusu diyorlar. Haksız tahrik konusunun ben burada anlattığım gibi, bakın mahkemede de anlattım. Ama nedense Kadir'in oraya elinde bıçakla gelerek belgelerini de sunmamıza rağmen Özgür'ü tahrik ettiğini, kız arkadaşının yanında küçük düşürdüğünü bir türlü idrak etmelerini sağlayamam. İnsanları belli konularda çok basite alıyorlar. O mor çatılı derneklerden hanımefendinin biri yazmış. Zamanında yazmıştı bana. Psikolojik şiddet de bir şiddettir. O yüzden savunmuştur. Meşru savunma uygulanmalı. Yani diyor ki orada kameleye yumruk atması da Türkçesi Özgür Duran'ın ölmesini gerektiriyor diyor. Şimdi bu zihniyetteki insanları biz değiştiremeyiz. Bizim son kalemiz mahkemelerimiz. Mahkemeye ben hala inanıyorum. Hala güveniyorum. Hala Yargıtay'a güveniyorum çünkü güvenmek de zorundayım belli sebeplerden dolayı. Ama güveniyorum sonuçta. Hala beklentimiz o yönde. Biz gidip de bu işi vandallığa vurmadık. Ben size başka bir soru sorayım. Allah korusun, olur diye demiyorum. Salıverilme olayından sonra Remzi eline bıçak alıp aynı şekilde parkta Kadir öldürseydi kaç yıl ceza alırdı? Bayağı alırdı. Bayağı alırdı yani. Çok daha fazla alırdı. Tahrik var mı? Var. Peki değerlendirilir miydi? Ben sanmıyorum. Tahrik konusunda zaten yani tahriki oluşturan eylemin mağdurdan sadır olması gerektiği çok net belirtir. Tahrikten benim faydalanabilmem için mağdurun bu şekilde bir eyleminin olması lazım. Öyle bir eylem de yok. Kadına karşı şiddet zaten yok. Bunu zaten değil. O zaman ne diyeceğiz o zaman? Bir darp da yok. Şimdi burada mesela en başta tarafsızız dediniz. Tamam, tarafsız kalmanızı çok takdir ediyorum. Ama ben burada belgeleri sunduğum zaman, bunları söylediğim zaman gidip de mesela aksini iddia etmek olur mu? Hala aksini iddia edenler var. Belgeyi koyuyorum altına, diyor ki kadın darp raporu yok ama kadını dövmüş diyor.
Yahu ben kadının darp raporunu koyuyorum. Kadına herhangi bir şiddet yok. Sen hala gelmiş bana kadını dövmüştün. Bir de mesela kadın istese Sonra bunu çok iyi buyur. kullanabilirdi. Kadın istese bunu çok iyi kullanabilirdi. Yani sevmiyor olsa, istese çok iyi kullanabilirdi. Beni dövüyordu, Kadir geldi kurtardı diyebilirdi. Bunu da dememiş yani. Evet. Ve ifadeleri o kadar tutarlı ki, o kadar düzgün bir şekilde ifade veriyor ki kadın. İnanın şaşırırsınız. Orada kendi ifadelerini belirtiyor yani. Durumu da anlatıyor ve evet diyor, Özgür de küfür ediyordu diyor. Özgür küfür etti, hakaret etti. Evet, koştu. Ama o da bunu yaptı. Ne yaptı? Tahriklerine devam etti. Elinde bıçağı sallayarak erkek arkadaşını küçük düşürdü. Bir insanın zaten 21. yüzyılın çatısını artık bu oluşturuyor. Ama kimileri bunu kenara çekiyor, kimileri doğru alana çekiyor. Ben size söyleyeyim. Şu an tabii ki hakları karşılaştırmak gibi bir niyetimiz yok ama bana sorsalar Mete, senin için bu hayatta en önemli olan şey ne? Canımdan önce ben şerefim ve gururum derim. Bugün zaten bu noktaya gidiyoruz. Ben inanıyorum ki bu yayını izleyen kişiler de sorduğumuz zaman benim son kalem şerefim ve gururum diyeceklerdir. Şimdi siz bir insanın şerefine, onuruna, gururuna bir saldırıda bulunuyorsanız ne dedik az önce? Meşru savunma. Belli beklentilere gireceksiniz, kusura bakmayın. Sen elinde bıçakla gelerek bana mahalle fedaili yapıyorsan kusura bakma, çok özür dilerim ama kız arkadaşım yanından ayrıldıktan sonra o şahıs eğer hakaret ediyorsa bunu ben haksız tahrik içerisine değerlendiririm. Yani sen o gün oraya elinde bıçakla gelmeseydin böyle bir şey yaşanacak mıydı? Samimi soruyorum. Hayır. Gerçekten elinde bıçakla gelmeseydi Biz böyle ondan bir olay önce de olacak mıydı? konuşmuştuk. Hayır. Ben Olmayacak. inanmıyorum Bitti. açıkçası. Zaten basit tıbbi müdahaleyle giderilebilir bir yaralama. Yani böyle bir şey olmayacaktı diyor rapor. Hayır, bunun hani aksi var mı diyorum. Aksi yok diyor. Böyle bir şey olmayacaksa sen bu şahsı niye tahrik ettikten sonra öldürüyorsun? Uzaklaşmışsın. Savcılık raporuna göre 15-20 metre. Çünkü keşifte belirtiliyor. Gidip bakıyorlar, ölçüyorlar. 15-20 metre. Burada mıydı? Buradaydı. Tanığa da soruyor, tanığa da soruyor. Evet, buradaydık. Burada boğuştuk. Nerede kamerayla? Bakıyor, 15-20 metre mesafe var. 15-20 metre bir adamın üzerine koşmasını bekliyorsun. Ve elinde bıçak var. İyi niyet, iyi niyet yok, kusura bakma. Sen orada herhalde kendini hanımefendiye mi ispat edecek? Topluluğa mı ispat edecek? Birine ispat etmeye çalışıyor. Kime ispat etmeye çalışıyor? Bunun psikolojik sürecini anlattı. Psikolojik olarak yıpranmış. Bütün arkadaşları Türkiye'nin en iyi üniversitelerine girmiş. Kendisi hala çabalıyor. Sonuç var mı? Sonuç var. Bir ölü var. Yazık günah. Ailesi şu an bitik durumda. Bakıyoruz haksız tahrik konusunu anlatamıyoruz. Niye anlamıyorlar? Niye anlamıyorlar bilmiyorum. Sadece şunun hatırlatmasını yapayım bundan ayrı olarak. Kıymetli meslektaşım Kadir'in avukatı çıktı. Cumhurbaşkanımız bunu söyledi dedi. Savunmasını bu şekilde yaptı. Hukuki mi? Yetişiyor. Durum bundan ibaret. Yani bütün olayın aslında özeti bu. Ve biz bunları söylerken hani yalan haberlere dayanarak değil, medyaya gidip de yalan haberler vererek değil, benim kulağıma Kadir'le ilgili aklınızın hayalinizin almayacağı şeyler geliyor. Hiçbirini açıklamıyorum. Kendi aramızda konuşuyoruz ama açıklamıyorum. Neden? Çünkü ben kendi onuruma, gururuma, şerefime saldırılmasını istiyorsam kimsenin de onuruna, gururuna, şerefine saldırmam. Çok çok Benim garip için... bana da aynen pardon bitirin sandım. Buyurun. Hayır, buyurun lütfen. Bana da çok çok garip komplo teorileri geliyor. İşte Kadir Şeker'i birisi yolladı falan filan diye. Senin kulağına illaki gelmiştir onlar. Ama onun bir aslı yok galiba değil mi? Yani sen bu işin içinde Onunla olduğu için daha iyi ilgili bilirsin. çok teşekkür ederim. Güzel bir konu açtınız yine. Şimdi bir şahıs irtibata geçti benimle. Alo, alo. Benim elimde belgeler var vesaire. Ben onu Kadir'i tanıyorum, Ayşe'yi tanıyorum, kocasını tanıyorum, şu anki sevgilisini tanıyorum, onu tanıyorum, bunu tanıyorum. Ya dedim işine git hadi. İşine bak. Mübeyin Hanım'la konuşurken laf arasında ben onu geçirdim. Mübeyin Hanım dedi ki nasıl yani? Şunu da mı tanıyor? Evet. Bunu da tanıyormuş. Bunu nereden tanıyor? Bir numarasını verir misin dedi bana. Mübeyin Hanım dedim. Gözünüzü seveyim yaptım. Ver dedi numarasını. Numarayı verdik, Mübeyin Hanım konuştu. Şahıs sahte deliller uydurarak, sahte delillerle sanki Kadir'le Ayşe arasında bir münasebet varmış.
Ve ikisi arasındaki münasebete binaen Ayşe Hanım onu özellikle o parka çekmiş de, çok özür dilerim, Özgür Duran'ın öldürülmesiyle sonuçlanacak olan durumları hazırlamış gibi Bu seninkisi şekilde farklı bir hareket komplo ediyor. teorisiymiş. Bana da farklı bir şey söylediler. Bu uyuşturucu kuryeliğini, pardon, gene kendim şey yapmadım. Uyuşturucu kuryeliğini bitirmesini istediği için işte onu da ortadan kaldırmak için Kadir'i yolladılar falan. Bunu yazan da var yorumlara. Bunların hiçbirisi aslı yok ama Zaten galiba, değil mi? Yoksa var bu mı? ikisi aynı komplo Ha, teorisi. aynı kişi mi? Aynı, evet, ortadan kaldırmalarını sağlayan sebep buydu Ha, diyor. aynı komplo teorisi, Bunun, pardon. evet, bununla ilgili de yazışmalar var diyor. Gerçekten yazışmalar da yollamış Mübeyin Hanım'a. Mübeyin Hanım gitti başvurusunu yaptı ve orada bir ifade kullandı. Biz dedi başvurumuzu yaptık dedi. Bu çocuk dedi kiralık katil. Bakın şimdi sizin uzmanlık alanınıza geliyoruz. İstemeye istemeye uzman olduğunuz bir konuya, hakaret davalarına geleceğiz şimdi. Şimdi Mübeyin Hanım bunu söyledi. Değil mi? Kiralık katil dedi. Savcılık yargılamayı yaptı. Dedi ki ya dedi sen acılı bir annesin. Bak seni kandırıyorlar dedi ve kandıran kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. O kandıran kişi şu an yargılanıyor ve ceza alacak. Ben söyleyeyim size. Çünkü çok net. Bildiğiniz kandırdı kadın. Dolandırıcılıkla yargılanıyor. Herhangi bir sebebi var mı? İkincisi Yani para mı koparmaya çalışıyordu? para koparmaya çalışıyor. Çok özür dilerim. Orayı unutmuşum. Para karşılığında ben sana diğer belgeleri de yollayacağım. Yollayacağım. Bak para kadının bir kuruş parası yok ki sana neyi yollayacağım. Para karşılığında ben sana bunu yollayacağım. Para karşılığında ben sana Ayşe'nin yeni sevgilisini de getireceğim. O da konuşacak vesaire diye kadını kandırdılar. Ben yüzlerce kez söyledim. Mübeyin Hanım itibar etmeyin, itibar etmeyin. Ama şunu unutuyoruz. Karşımızda acılı bir anne var. Canı yanmış kadın. Oğlu Maalesef. vefat etmiş. E böyle olunca gitti. Suç duyurusunda bulunalım Mübeyin Hanım dedim. Lütfen medyaya vermeden bunu. Yani ben avukat olarak danışma yükümlülüğümü yerine getiriyorum. Suç duyurusunda bulundu. Neticesinde dediler ki böyle bir şeyin aslı astarı yoktur. Siz kandırıldınız dediler. Ve bunu yaparken de Mübeyin Hanım suç duyurusunda bulunduktan sonra tabii medya geliyor. Hayırdır ne oluyor vesaire. Kadir Şeker kiralık katildir dedi. Aha dedi belgeleri de burada. Şimdi suç duyurusunda bulunuyorum. Mübeyin Hanım bugün Kadir Şeker'e kiralık katil dediği için yargılanıyor. Suç ne? Hakaret. Böyle bir şey var mı? Maalesef. Kiralık katil demesi acılı bir annenin ve elinde sahipte yanılarak bunu demesi, savcılık kararıyla ortaya konmuş, hakaret olarak değerlendirilerek yargılanıyor. Avukatınız mesela Burhanettin Bey, çok kıymetli bir meslektaş. Yeri başında. O işlemlerinizi devam ettirirken, siz mesela gerekli işlemleri takip ederken görüyorsunuz. Hakaret oluşturan durumlar var. Bir de onun öyle bir çizgisi var ki Tabii. o noktanın altında hakaret oluşturmuyor. Ama çok ince bir çizgi. Hatta bu çizgi bazen kimileri için geçilir, kimileri için geçilmez. Adam Mansur Yavaş'a aynı hakareti yapar, takipsizlik alır. Melih Gökçe'ye aynı hakareti yapar, cezalandırır. Bu paylaşıldığı için söylüyorum. E şimdi burada kiralık katil ifadesini siz alıyorsunuz ve bu kadını yargılıyorsunuz ve ben beraat edeceğim eminim. Ama sahipte yanıltıya sürükleyen adamın böyle bir şeyi öne sürdüğünü göz ardı ediyorsunuz. Neden? Neden? Bir şey hatırlatayım size. Kıymetli meslektaşım müdafi, sanık müdafisi, savunmasında Cumhurbaşkanımızın çok önemli bir lafına yer vermişti. Sadece aklıma geldiği için hatırlatmak istedim. Öyle. Çok güzel bir savunma vermişti. Savunmasının bir kısmı da buydu. Kısmı da buydu. Öyle söyleyeyim. Alakasız ama söyleyeyim dedim. Durum bu. Aslında Bundan ibaret. mor çatılarla ilgili de bir sürü bir şeyler söyleyecektim ama konu çok fazla dağılacak diye onu ben gene kendim şey yapamadım. Konu çok fazla dağılacak diye ona burada girmeyelim. Başka o zaman söylemek istediğin bir şey varsa ya da arkadaşların sormak istediği bir şey varsa bununla ilgili ben tekrardan arkadaşlar bizim için önemli olan şu. Böyle bir olay gördüğünüz zaman tabii ki müdahale edeceksiniz. Ama şu arkadaşlar fiziksel şiddet. Yani birbirini dövüyor. Özellikle de bıçak gibi yaralayıcı ve öldürücü bazı unsurlar varsa eğer ki mümkünse yani bazı arkadaşlar onu diyor başımızı öne eğip de gidelim mi hiç şey yapmayalım mı? Tabii ki müdahale etmemiz eğer ki yapabiliyorsanız doğru olandır. Eğer yapamıyorsanız en azından polisi aramanız doğru olandır. Tabii ki basit kavgalarda sizin de şeyinizi endişenizi anlıyorum. Çünkü normal kavgayı sen ayırıyorsun ondan sonra kadın sana kızıyor.
sevgilimle arama girme diye. Böyle garip psikolojisi olan kadınlar var maalesef. O yüzden de insanlar da artık bıkmış durumda ama durum gerçekten ciddiyse ve eğer de yapabiliyorsanız gerçekten saniyeler hayat kurtarır. Yani hiçbir şey olmasa bile bağırmanız bile arkadaşlar bunu unutmayın. Bunu unutmayın kesinlikle. Bağırmanız bile ya da işte telefonu açıp sizi senin telefona kaydediyorum falan demeniz bile Evet. o kişiyi durdurabilir. Yani eğer fiziksel olarak müdahale edemiyorsanız bunu yapmanız bile ya da bağırıp polisi çağıracağım demeniz bile o kişiyi durdurabilir. Saniyeler bazen hayat kurtarabilir arkadaşlar. Bunlar önemli unsurlar, önemli konular. Ama şunu da unutmamak lazım. Bunu yaparken ölçüyü de kaçırmamanız lazım. O zaman maalesef ceza alırsınız. Diyelim ki az önce de bunu söyledik ama ben bir tekrar etmek istiyorum. Diyelim ki saldırganı etkisiz hale getirdiniz. Yere düşürdünüz. Yerde artık dövmeye devam etmeyeceksiniz yani. Bunu yapmamanız lazım. Etkisiz hale getirdikten sonra ya kaçacaksınız ya yani ciddi hasar vermeyecek şekilde yapabiliyorsanız kitleme vesaire bunu yapacaksınız. Ya da kaçacaksınız o kişiyle birlikte. Ya da tekrardan eğer ayağa kalkıp size saldıracak gibi olursa o zaman müdahale edeceksiniz. Yani bunun şeyi çok önemli. Ya da elinizde bir silah var. Yere düştükten sonra artık bıçaklamayacaksınız yani. Gibi. Ya da bıçaklayacaksınız ya da elinizde tabanca var. Bununla ölümcül olmayan yerlerini önce yapmak zorundasınız. Bunların hepsinin yani ben daha önce de başka avukatlarla konuşmuştum. Önemli konular olduğu için. Bana söylenen bu. Yani o şeyin de orantısının olması lazım. Efe abi buna bir şey ekleyebilirim. Tabii ki. Buna şunu ekleyeyim. Bir kadın yardım istiyorsa veya bir erkek yardım istiyorsa, çünkü erkekler de kadınlar tarafından darp edilebilir. Yardım istiyorsa yardım edeceğiz. Bu çok önemli. Bir, yardım istiyorum. İki, arkadaşlar polisi çağırıyorum demeniz veya polis diye bağırmanız bile çok etkili. Benim şahsi tavsiyem size hiçbirinizin başına bir şey gelmemesi için lütfen polisi arayın. Lütfen arayın. Bu konularda hassaslar ve ellerinden geldiğince oraya hızlı bir şekilde intikal etmeye çalışıyorlar. İkincisi o kamerayı çıkarıp bile bak çekiyorum polisi arayacağım şimdi 155'i arıyorum diye bağırmanız bile çok etkili olur. Umarım hiçbirinizin başına böyle istenmeyen şeyler de gelmez. Hiçbirimizin de gelmesin zaten. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Bir arkadaş şunu sormuş. Gözümüz Buyurun. kararırsa ve yanlışlıkla yaparsak diye. Eğer gözünüz kararırsa ve yanlışlık yaparsanız zaten savunmanızı da onda belirtiyorsunuz ve oradan bayağı bir indirim alıyorsunuz. Çoğu zaman çıkma ihtimaliniz de oluyor. Yani o Şunu gözünüz söyleyeyim. karardığı zaman. İyi niyetliyseniz arkadaşlar, gerçekten ama iyi niyetliyseniz, hukuk sizi korur. Korur. Yeter ki iyi niyetli olun, iyi niyetli bir şekilde, basiretli bir Türk vatandaşı gibi hareket edin. İnanın bana hukuk sizi korur. Siz orada kötü niyetli değilseniz, kimse gelip de sizi sen buraya yardım ettin demez. Yardım ettiğin için de cezalandırılmazsınız. Önemli olan şey iyi niyet arkadaşlar. Zaten bu yayını ve Efe Aydal, Efe abiyi takip edenleri ben iyi niyetine de inanıyorum. O yüzden iyi niyetli olduğunuz sürece kanunda da bunun yeri var. Siz meşru savunmada sınırın aşılması şeklinde bundan faydalanırsınız. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bu yayını yaptığınız için de çok sağ olun. Son sözüm de o zaman müsaadenizle Tabii son ki. sözümü Tabii ki. belirteyim. Sahte kahramanlar arkadaşlar sizden ricam böyle prim vermeyin. Bizim kahramanlarımız sermayesi canı olan, vatanımızı müdafaa eden kişiler. Sizden de ben bu konuda bazı hassasiyet bekliyorum ve lütfen Alparslan Soylu'yu araştırın. Özel harekat polisimiz Alparslan Soylu'yu lütfen araştırın. Kahramanımız o. Çok teşekkür ederim bu yayına da Ben bize teşekkür ederim yardımcı geldiğin olduğun için. için. Gerçekten çok sağ olun. İyi ki varsın Efe abi. Ben zaten takip etmeye devam edeceğim. Oldu. İletişimde kalalım. Gene konuşuruz. Evet arkadaşlar, şimdi yayın bir çık gir yapacağız. Büyük ihtimal bir oyun yayınım olacak. Kısa da olsa sürpriz bir oyun. Daha önceden stream etmediğim bir oyun olacak. Bir 10-15 dakika sonra açmayı düşünüyorum. Eğer bir sıkıntı olmazsa açacağım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Metan, sen de kendine iyi bak. Görüşürüz. Teşekkür Yayın ederim. için Kendinize iyi bakın. teşekkürler. Geldiğin için teşekkürler.